mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin Selavat Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin Hizmet-i İmane'ye Kur'an'ı hasıl olan iştirak-ı uhrevi'nin sırrını tahakkuk ettirsin, nasip eylesin bir alemimizde inkişaf ve imbisat ettirsin inşallah. Arkadaşlar akıl okuyacağız. Akıl kaç oluyor? 46. 46. Şimdi size soruyorum ısınmak için ne var e, malzeme? Dersten önce hocam böyle bir ısınma yapıyoruz. Direkt akla şey yapamıyoruz. Bir zeka var. Zaman var. Şeytan var, Adem, Hikmet var, Matematik var, Kader var. Ne dersiniz? Ee, şey okuyalım isterseniz. Ee, akıl okuduğumuz için zeka okuyalım. Ama malzemelerim duruyor. Kendi karar verseydim size teklif etmezdim. Ama karar gene sizin. Evet. evet. Ha? O zaman matematikten başlayayım. Biraz böyle e, şey olursa biraz da gitmemiz gerekiyorsa zikaya geçeriz. Adem istediğiniz matematik. Gerçi matematikçi var aramızda. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Matematik somut değildir. Soyut bir kavramdır. Vücudu haricisi yoktur. Nefsil emriyesi yoktur. Bütün fenlerin varlığın zeminidir her şeyin vücudunu tanımlar. Kendi vücudu yoktur. 5 Beş deyince beşin nefsül emirde vücudu yoktur. Kademe yapıyorum, okumuyorum daha. Bing Bang ilk patlamada sıfır zaman dendiğine göre patlama yokken de matematik vardı sıfır dendiği için. Sıfır denebildiğine göre zaten ondan sonra eksi söyleniliyor. Süper sicim kuramında da zaten eter dedikleri bizde esir denilen şeyin 10 üzeri eksi 33 yani iki boyutun büyüklüğü 33 tane sıfırın yanında bir koyacaksın. Yani yok gibi eteri böyle tanımlıyorlar. Tarihte ustad ve Tesla koymuş. Einstein bunu inkar etmiş. Matematik bütün fenlerin zeminsiz zeminidir. da haricisi yoktur tutulmaz yenmez yok yani yok varlık. Mesela sıfır e, somut değildir soyuttur. Bütün harfleri tanımlar ama kendisinin bir mayen tanımı yoktur. Yani sayısal değeri yoktur. Kaldırdığınız zaman bir yoktur. Sıfır kaldırın bir yoktur. Nereye nispet edeceksin? Sanki karanlık gibi, şey uyku gibi sıfır ademdir. matematikte buna benziyor. Yani her şey onun zemininde tanımlanıyor. Bing bang sıfır zaman, sıfır mekan, sıfır kütle. Zaten o eter dedikleri, yani bizde esir dedikleri şey Atoma kütle özelliği veren e, bu esirdir. Eterdir der. Zaten sıfır için şey diyorlar abi. Yutan eleman. Yutan eleman. Ama yutan olduğu için her şeyi tanımlayandır. Yani her yani, şey içine yutuyor. Yutuyor. yutuyor ne yaparsan yap. Yutandır, yutan olduğu için her şeyi tanımlıyor. Yani biri onunla tanımlanır. Kaldır biri doktor, bir var mı? Yok. Her şey yutan olduğu için. Çok tuhaftır. Ama bir tanesi çıkıp da her şeyin zemini, her şeyi gösteren, her şeyin e, hakikati olan zamanın, şey, matematiğin niye vücudu yok diye sormaz. Matematiği gören var mıdır? Yoktur. Ama hiç kimse inkar edemez. Matematiği gören yoktur. Fizik, kimya gözükür, tutulur da matematik yoktur. Ama Allah nerededir der. Evet, Allah nerededir sorarlar ama matematik nerededir sormazlar. Bir de çok ilgimi çeken her şey tanımlanır, hareket mevcudat hareketlendirir. Her şeyimizi ona nispet ettiğimiz zamanı 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 var mıdır? Zaman niye görmüyoruz? Zaman hacmi, kütlesi, tipi var mı? Rengi var mıdır? Yaşı var mıdır? Sormaz. Zamanın yaşı var mıdır? ama zaman yaşı ifade eder bize doktor kaç yaşındasın abi 55 55 zamansız bunu ifade edemez ama zamanın yaşı yok zamanı da depolayamazsınız bakın yaşı tanı ortaya koyar tanımlattırır ama kendisinin yaşı yok Hani varlığı mahlukatı yaratır ama kendisi mahluk değil zaman gibi ya veya sıfır sayısal değerleri gösterir ama kendisi yutandır yok edendir O var eder ama o yutandır yani vü, vücudu gösterir, kendisinin vücudu yoktur. Sıfır gibi. Zamanda böyle. Ee, i̇nsanın çok tuhaf şeyler ya bunlar. İnsanın kendi aklının keşfedebildiği ilk biçimdir. Matematik. Çok Bunun hakkında çok ders yaptık. Belki de 10 tane vardır. Rahat. Belki de fazla. Şimdi o bahsedilmeyen nakarat böyle şeyleri tekrar değil de bu yeni olan insanın kendi aklının hudutlarını yani keşfedildi aklın ilk keşfettiği biçimdir. Biçimdir. Adeta e, emri nisbiler, emri nisbi demek, emri itibari ikisinin cemi vahidi kıyası ne demek? Emri nisbi hayvanlarda bu o kadar yoktur. Dışarıdan içeriye alma meziyetimiz nispet edilerek nisbi o nispet edilerek büyüktür, küçüktür, soğuktur, sıcaktır, güneştir, karanlıktır. Nispi hakikatlardır. Hakayki nispiye yetmiş ise ahirette sonsuzdur diyor i̇şaret edeceğiz de. fakat emri itibariler içseldir. Örf, anane, kültür ve gelenek, ilim ve yani içsel alemle dışarıda alınanı harmanlar yeni bir tanımlama, yeni bir soyut e, getirir. Yapay zeka denen şey emri itibarilerdir. Emri itibarilerdir. Yapay zeka. zeka. Emri itibarilerdir. O kabiliyetin oldura, olmuş olduğu. Aslında yapay zeka çok tuhaftır. İnsanı, insan kendi aklını maddeye yansıtabilme özelliğidir. Çok tuhaf. Benim tanımım tabii böyle bir şey yok. Yapay zeka. insan orada da var galiba değil mi? Bir çık bakayım tevafuk ettiğin aşağıya böyle. Yok yok aşağıya indi. Ha bak. Yapay zeka. İnsan kendi zekasını maddede test etmesidir. Maddede tezör ettirebilme kazanımlarıdır. Tabii ki Elifen farklı ifade çık. Ben tüfeğliyim yani. Naklediyorum. Kenardan naklediyorum. Ama kendime göre, kendi alemimde nasıl bir kazanım var? Yani nasıl anlam katmış bana? Nasıl anlamlanmış bende? Bu yapay zeka nedir? Kendi insan zekasını Maddeyi yansıtabilmiştir. Madde'den kastınız şey mi? Yani onun yapı, yapı taşını mı? Yapı taşını kastı Yapay zeka denen şey aslında yapı taşı içerisinde sıfır ve birle, yani elektrik. Yapı taşı derken o yazılım değil mi yani? Yazılım, yazılım. Elektriğin sıfır bir. Ha. Sıfır bir işte onlar madde. O ben işte onu kastedim yani. Mana o. Çünkü ha. ona mana yüklenmişsin. Çünkü bir sıfır Hı. ve birden. Sen 256 tane şey türetmişsin. Var ve yok denen şeyden 256 farklı çeşit algoritma, matematiksel mantık. ben onu kastettim yani. En en dipsal yazılım. Mesela çekirdek deyince ben onu elimizdeki karbonhidrozen, azot oksijen o demiyorum. Çekirdek yazılım yani. O içindeki devamlı konuştunuz 100 o yazılım. Yani kendi zekasını itibari itibarileri aynı zamanda yapay zekanın ilerisi nispileri de değiş yapabilmiş. Mesela diyelim ki... İsimleri alıp sen yüklüyorsun, o evet, itibarileri çıkartabiliyor. Çıkartıyor. Mesela böyle buradan uçtuysa e, insan savar navigasyonla değil de yerdeki objelerle çalışıyor. Nispi onlar. Nispileri alıp kendisi analiz ediyor. O maddede dediğimiz maddenin o atomdan kastetmiyorum. Tabii ki o alt yapısı yani yazılım 1.0.0 o ya. Zekasını, zeka da o. Yansıtabilmiş. Onun adı yapay zekaya bu çok e, harika bir e, şeydir. İnsanlığın ins usta demiş ya ben nevimle övünüyor. Yani çok tuhaf. Yani o yazılım da o zaten 0011. Yani var yok yok var 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 yok yok yok. Filmlerin arkası da o yani. İnsan kendi zekasını maddede test etmesidir. Test ediyor. Maddede tezahür edebilme kazanımlarıdır. İnsan kendi zekasını keşfedip düşünebiliyor musun? Test ediyor. Kendisini kendisini keşfediyor. İnsan insanın en muamma nedir? Kendisine en muamma Allah bile değildir. İnsanın en muamması yine kendisidir. Çünkü Cenab-ı Hak bize anlatan kitabı var, peygamberi var, mevcudatı var. Ama benim bana ne peygamberim var, ne kitabım var, ne eserim var. Fiilimin halikı da değilim. Onun için kendini bilen, Rabbini bilir yani. İnsan kendini keşfetti mi, kendini anlamı yıkladı mı? Diğerleri kolay. Niye Allah adam kabul etmiyor veya edemiyor? Kendine anlam veremediği için. Mesela bütün hepsini topladım. Ya bunların dedim ateistlerin, inkarcıların, tabiatçıların, kendi kendini esbabperestlerin hepsini bir hulasa, bir meşrep yok mu? Nihilizm varmış. Nihilizm. Hayatın diyor, ana fikrini söylüyorum. Size öz veriyorum. Hayatın yani insanın bir amacı ve anlamı yoktur. Bir amacı ve anlamı yoktur. Kulağa nihilizm rastlarsınız bir yani hepsini toplamış. Fakat bu hayatın anlamı ve amacı yok diyen insan mevcudatta anlam arıyor. Tuhaf taraf o. Mevcudata anlam ve amaç ararken kendisinin bir amacı ve anlamı olmadığını söylüyor. Yani insan böyle bir tuhaf bir mahluk. Bir böyledir. Bir de böyledir yani. Ee, dedik ki insan kendi zikasını keşfedip test ediyor. Bunu nesneler üzerinde yapıyor insan. Aynı zamanda uyguluyor. Yani kendisini kendisinde tezahür ediyor. Kendisini kendisinde ifade ediyor. Kendisini kendisi keşfediyor. Aynı zamanda bu kazanımını maddeye tezahür edebiliyor. Maddenin arkasına geçebiliyor. Mesela nükleer şey öyledir yani. Atomdan çıkartıyor. Ama eskide bölünebilir en küçük parçası iken atom. Şimdi kuantum fiziği kuarklara e, ta inmiş kuarklara. Higgs demiş yani. E şimdi tanrı parçacı diyor her atomda Higgs bozonu var. Ne demek biliyor musunuz? Tanrı parçacı niye demiş? Pro, yani atoma kütleyi tanımlayan, kü, kütle olarak kendisini gösteren, kütle vasfını veren Higgs bozonu. Yani tanrı parçacı. Fakat her atomda ustadın dediği gibi bir ilah kabul ediyor, tanrı diyor. Fakat kainata bir tanrı kabul edemiyor. Ama her zerreye bir tanrılık sıfatı verebiliyor. İşte tuhaf insan. İnsan çok tuhaf. Beraber okuyalım bak şimdi yapay zeka çok ilgimi çekti ya ne nasıl bir şeydir insan nasıl bir keşfetmiş kendisini kendisiyle keşfetmiş ondandır ki aklım aklıma bela olmuş yani en büyük bela yine kendisidir başka hariç bir şey yok ki niye intihar ediyor kendisinin altında kaldığı için aklının aklı esir olduğu için Aklına aklı esir olduğu için kendisi kendisinden çıkmaza girdiği için kendisine ben dedi ki yer geniş her taraf geniş. Niye nereden kaçıyor? İntihar aynı zamanda kendisinin kendisine kaçmasıdır. Kaçma serüvenidir. Kaçma eylemsel halidir. Nereden kaçıyorsun? Niye çözümdür intihar? Nasıl bir kaos yaşıyor ki intihar çözüm olmuş? İntiharın kendisi çözüm ise geçin onun içine. Onun içindeki cehennemi manevisini düşünün. 220 mesnevide geçer. Cehennem manevisini düşünün. Nasıl bir cehennem yaşıyor ki? Çözümü intihar olmuş. Kendisi kendisinden kaçmanın fiilsel tezahürüdür intihar. Tabii ki doktorlar farklı farklı anlam ama benim işi farklı. Kendi halim de böyle buluyor manası. Matematik, insan kendi aklını keşfedebildi ilk biçimdir. Keşfedebildi. Matematiğin içinde iki şey var, aritmetik var yani ritim. Ritim uyumu netice veren düzen, tartım, diziliş demek. Yani dizilimlerden de çıkartabiliyor. Diyor ki e, aritmetik var yani ritim var. Aritmetik şu ritimden uyum netice uyumu netice veren düzen, tartı, diziliş demekmiş. Bu benim lugatı değil. Öyle ritimi merak ettim nedir dedim. Bir de matematikte geometri var. Yani ölçüm var. İki tane şey söylerler. Bir geometri var derler. Bir de ritim var derler matematikte. Fakat benim dünyamda iki tane vasıf yok yani. He, bir şey mi diyeceğim? Masıf, pirat, He. Şey, ritim dediğiniz periyot mu? Yani periyot gibi evet. Ee, ama onu mesela dalga veya e, tanecik olarak kendisinde de şey yapabiliyor fizik bu tanecik dalga dedim tabii fizik ama matematikte ondan da öteye yani o nasıl bir uyum e, uyumu netice verecek bir düzen birbirini örtmeyen sayı dizileri gibi birbirini örtmüyor örtmüyor evet hep bir düzen içerisinde ne ararsanız düzen hiç birbirini örtmüyor ya. bu aritmetik bir de şekille ifade var. O da geometri. Evet, hep evet. şekille de hep kanun var. Hiçbir kanunsuzluk yok. Mutlaka rakamların yan yana gelişi ama kanun. Hep bir sistem. Azıcık oynarsanız size Şimdi, sizi öte, ötelerde korkunç bir şey getiriyor diyoruz. Evet doğru. Ritim ölçüm dış dünyada duyusal olarak yok ama dış dünyadaki bütün varlıkların arkasında onlara enerjitik yapılarında yani depolanan kimyasal enerji hızlı bir şekilde serbest bırakabilen olarak sahip olan fizik gerçekliğin anlaşılması için geometri ve ritim yani matematik bilgisi lazım. Matematik yani şuraya bak ya nasıl çarpmışım Okuduğum kitaptan ritim ve ölçüm diş dünyada, yani bizim dışımızda duysal olarak yok. Duysal olarak yok. Yani duyularımızla alamayız. Ee, yok ama diş dünyadaki bütün varlıkların arkasında, diş dünyanın varlıkların arkasında onlara enerjitik, yani yapılarında depolanan kimyasal enerji hızlı bir şekilde serbest bırakarak bilen yani enerjistik olarak sahip olan fizik gerçekliğin anlaşılması için yani nefsül olması için fiziğin geometri ve ritim yani matematik bilgisi lazım. Matematin nefsül emri emri yani vücudu yok iken ins insanda ve kainatta matematin insanda da mevcut, kainatta da mevcut vakat nefsül emirde vücudu yok. Bununla kainatın arkasına niye yok diye merak ettim. Yani var, var yok varlık yani. Var yok. Yok varlık var bir de var varlık yok var. Var yok. Matematik. Şimdi bizi ne yapar bu diye düşündüm. Yani fizik gibi, kimya gibi niye nefsül emirde şey yok? Ama onların üzerine bina edilmiş. Uyku gibi yani. Ee, ötelere geçebilmek için alevin misali alev manaya bir uyuman gerekiyor. Yani bir yok olması lazım. Yok olmadan uykuya geçemezsiniz. Yani ortadan kalkınca onun adı uyku, ötelere doğuyorsun rüya. İşte matematikte bizi ötelere taşıyacak bir berzahlık vasfı var. Onun için yok varlıktır. Yok ama var. Ee, öteleri taşıyan bir berzahtır böyle. Doğruluğundan emin değilim ama benim alemimde böyle düştü. Matematik nefs emir, emiri yani vücudu yok iken insanda, insanda ve kainatın matematik mevcuttur. Bununla kainatın arkasına geçerek geçerek ne istiyor insan? Gizemini aralıyor. Yani kainatın arkasına geçip mesela her şey biz okurken her şey bölünebilir. Maddenin en küçük parçası atomdu. Oraya kadar geldik durmuştuk. Bitti. Öyle derdi bizim hocalar. Oğlum ondan sonra bir öteye, ahirete, başka varlığa, başka bir dünyalara bir alameti olsaydı bu kadar bilim insanı uğraşıyor. Atomdan öteye bir yol aralanırdı. Bir patika yolu çıkardı demişler. Sonra kuantum fiziği çıktığı zaman şu anda dedikleri şu benim hocam yani. Bunu bana söyleyen, bu lafı söyleyen hocamdı. Fizik hocam. Dedi ki Asanım ötelere bir patika yolu değil kuantum fiziğiyle cadde açıldı diyor. Ve ben ahirete inanıyorum dedi. Bunun için dibi yok diyor. Kuarklara geçmiş. Kuarklardan nötronlara vesaire geçince bunun dibi yok Asanım dedi. Yani biz nasıl ki atom sondur diyorduk ama atoma kütle özelliği katan bak bunlar. E bunun da burada durduğunu kim söylüyor? Zaten durmaz diyor. Yani demek ötelerin vücudunu gösteriyor bu yırtılarak ateizmin yani inkarcılığın yani madde perestliğin madde sonuçtur. Her şey budur demenin iddianın ortadan kaldırıldığı, parçavra, parçalandığı, paçavra haline getirildiği anlamına geliyor. Kuantum fiziğine en çok Müslümanlar sahip çıkması lazım. Bizi bizim iddiamızı ispat ediyor. Maddede bitmiyor olay. Her şey oradan başlıyor. Ya nerede hani bir yol mu var, bir alamet-i Diyorlardı ama kuantum e, fiziği bizi destekliyor. Müslüman bilmesi lazım. Müslüman buna sahip çıkması lazım. Kuantum fiziği keşifdir, keramettir, düşüncelerdir, hayaldir, ahirettir vesaire. Alemlerin en güzel ispat malzemeleridir. En güzel. Kimse de inkar edemez. Her şeye, her şey en yakındır. Her şey, her şeyi aynı mesafede, aynı bilgiye sahip. Yani bu ne demektir ya? Böyle diyor ben bunu ben uydurmadım bu cümleyi. Her şey her şey aynı mesafededir. Nereye gitmek isterseniz mesela ışık hızıyla diyelim 140 milyar ışık ışık ıı, mesafesinde bir yıldıza gideceksin. Bu alem şahide fizik itibariyle bir mümkün değil gitmek ama kuantum fiziğiyle çok mümkündür. Geçebilirsek tak diye ee, bu sayfa gibi mesela. Şuradan şuraya gittik. Çok mesafe alır. Getiriyorsun buraya. Deliyorsun. Orada. Kuantum bizim öyle bir şey. ama Bak. Geçti. Evet. Her şey mesela bize göre istikban. Edirne bize göre istikban. Avrupa'ya gideceğiz. Ama uyduya göre Edirne'de, Almanya'da, burası da, Erzurum'da hepsi aynı andadır, aynı düzlemdedir. Bilgisayardaki her şeyin aynı yerde, aynı anda. Evet bilgisayarda da öyle ama filmde değil mi? İşte gidiyoruz abi 20, 25. dakika falan. E, git de git mesela koy, bir buçuk saatlik bir film. Ama bilgisayarda sonda başta hepsi ön, arka, seste. he aynı mesafede her şey. Her şey aynı yerde. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Eyvallah 1. Ya çok e, yani hakikaten Allah var ya. Nasıl ya? Hep nasıl giydirmiş ya? Mesela gömlek giymişim, atlet giymişim, vücut giymişim. Vücudu hissi diyor. Bak his de bir libas. Evet. Vücudu hissi, vücudu akli, vücudu kalbi, ruh giydirilmiş. İman bile libas. Ruhunuza iman libasını giydiriniz. Allah Allah. Neler anlatıyor şu yaşta adam ya? Acayip bir şey ya usta. Ya, tuhaf ya. Vücudu hissi ya. Ne diyor ya bu? Hakikaten elhamdülillah. İyi ki Cenab-ı ale alemimizde var yani. Matematin dedik. He. Bununla kainatın arkasına geçerek gizemini aralıyor. Ritim mevcudatın kuvvetleri belli ilişki ve çelişkilerinin sonucundaki mükemmel ahenkli sonucudur. Yani Matematik niye demişiz? Bir vakti ki sonuçlarla geometridir veya düzendir, dizimdir, birbirine ortadan kaldırmayan bir hakikatın ifadelenişi. Buna bir isim koyduk. Başka bir isim de koyabilirdin. Hasan Hüseyin derdi. Matematik denmiş. Onların sonucudur. Kuvvetler, belirli bir düzen. Bak kuvvetler. Belirli bir düzen. Nizam ve mizan içindeki dengesiz olmaları daha kolay iken yani kainat olmaması daha kolay olması çok tuhaftır. Bir ağaçta elmanın olması mı daha kolaydır, olmaması mı? Bir şeyin olmamasına göre olması zor iken kainatta olmalar seçilmiş. Elma olmaması daha kolay. Tamam elma oldu. Renkli olması mı daha kolay, renksiz olması mı daha kolay? Renksiz olması kolayken renk seçilmiş zor. Benim olmamama göre olmam zor olduğu halde zor seçilmiş. O zaman eğer tesadüf olsaydı kolayı seçilecekti. Zor seçilemezdi. Olmamaya göre olması bir faili gösteriyor. Ama eğer olmamaya göre olma da varken olmama olsaydı Tesadüf ihtimali olurdu. Kafamıza daha yatardı. Ee, yani vücut yok ki fail arıyorsun. Olmamış. Yok. Yokun faili mi var derdin? Enerji cinsinde olan elektrik içinde e, en kısa yol e, tercih edildiğinden dolayı yani aradaki devreyi tercih etmez hiçbir zaman en kolayını, en basitini evet, tercih evet. eder. Yani olmamak en kolayken olmamayı tercih etmez. Evet. Çok tuhaf yani. Eğer hakikaten kendi başına olsaydı Olmamak kolayken olması zor seçiliyor. Doğaya bakın. Mesela güneş doğmamasına göre doğması zordur. Doğması o zaman fiildir. Nefs-ül Realitedir. Ee, tel, kendi kendine olamaz. Faizsiz de olamaz. Olmamasında karar olsaydı orada fail aranmazdı. Diyebilirdi. Belki de kafa yatardı. Fiil yok ki fail arıyorsunuz. Yokun faili mi olur? Diyebilirdin ama... Fiilin faili mantıksal bunu gerektiriyor. İyisiniz değil mi? Bak akla gireceğiz. Aklın ısınması içindir ha bunlar. O kadar yani bunlar ısınmak. <laughs> Hadi bakalım. Kuvvetler belirli bir düzen. Bak nizam ve mizan içindeki dengesiz olmaları daha kolay iken dengesiz olmak kainatın yani kainatın dengeli olduğuna en güzel delil nedir diyor Rişar Hücaz Dostat kanunların olmasıdır diyor. Onlara ait bir fen teşekkül etmesidir. Bir düzenin, nizamın ve mizanın olmasının adıdır fenler. Madem her şeye, her bir ve bir fen teşekkül etmiş, bir kanunlar var, demek ki bir düzen var. Düzensizliğe göre düzenin olması faili gösteriyor. Ama Düzenin zor olmasına rağmen düzensizlik kolay olsaydı fail aranmazdı. Bunlar hepsi evamir tekniği anlatıyorsunuz ha. Evet. Bu ihtiyaç bunlardan bahsetmiş abi. He ya. ya. Şu Şimdi... bu anlattığınızda ve ilkokul okumamış. Ya. Malumiyet, şükür, insan, intizam bahsediyorsunuz. O da 1930 yıllarında yazmış. Buyurun. Ee, bana da aynısını sormuşlardı böyle. Tabii biraz şey yapmak için dersi dinledi dinledi. Dinlediler iş içinde karabalık böyle ciddi bir ilim elçisiydi. Ondan sonra ciddi bir yerdi. Bir tane sordu. Ne mezunusunuz hoca efendi dedi. Yani şey yapacak anlattıklarımı örtecek şimdi. Sanki benim fikrim bu kadar ciddi hakikatları ilmi hakikatları örtmek için e, kasten soruyor. Ondan sonra dedim ki Aristo'nun Aristo dedim hiçbir felsefe okulunda mezun değildi. Tam tersine felsefe okulan o açtı. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ilahiyat mezunu değildi. Ama ilahiyatlar onun gölgesine kuruldu. Ve düz zaman ilkokul okumadı ama onun derslerinden tezler yapılıyor. Üniversitede bölümler var. Cevap bu. E demedi. Ama bu hakikatları örtmek için örtmek için Vehhabi tipliydi. Vehhabiydi. Kuvvetler belirli bir düzen. Yani ben bu matematik konuşmak için matematikçi mi olmam gerekiyor? Kuantum fiziğini Müslüman bilmesi lazım demek. Kuantum fiziğinci miyiz? Yok. Niye diyoruz? Çünkü bizim işimiz, bizim mesleğimiz, bizim malzememiz Müslümanın sahip çıkacağı şeylerdir fen bizimdir, bilim bizimdir, Kur'an'ındır. Evet, Allah Allah'ın malzemeleri, Allah'ın ayetleri. Tabi yani kuantum fiziği bir nur talebesi en az kaba taslak şöyle ana tanımları kuantum fiziğin bilmesi lazım. Çünkü Risale'deki tabirleri daha çok misallendirebilir. Yani daha çok tefekkürüne ufuk açabilir, zemin olur. Sorulara çok kendi alemindeki ve harici sorulara güzel cevaplar verir. Yani çok acayip. Şimdi ben bu matematik konuşurken aslında Allah'ın ispatı değil mi bunlar? Ya. Yani mesela olmamasına göre olmaması kolayken olması bir tercih olduğuna göre tercih edeni göstermiyor. Fiildir bu. Fiilsizliğe göre fiilin olması faili gösteriyor. Zaten gramerde yapısı da bunu gösteriyor. Fiil var. Ee, bir daha özür dilerim. Üç defa okumuş oldum. Kuvvetler, belirli bir düzen, nizam ve mizan içindeki dengesiz olmaları daha kolayken dengeli bulunmalarının adıdır matematik. Zeka da bu bilgilerine karşı, zeka da bu ha, birbirlerine karşı olan kuvvetlerin arasındaki ilişki ve çelişkiler bilgisidir. Zeka... Bu birbirlerine karşı olan kuvvetlerin arasındaki ilişki ve çelişkiler bilgisidir. İlişkiden çelişki diye şunu kastediyorum. Göz, gü, göz, e, güneş işte çiçek ilişkidir. Karanlık aydınlık çelişkidir. İman küfür gibi çelişkidir. Matematik fizik dünyasının dilidir. Matematiği bilen fi, fiziği bize tercüme eden tercümandır. E ee, ahiret mesela ge geleceği tamir eden ya yani kendi alemde bu buraya kadar yaptık herhalde yeter. Ahiret inancı bak insana gelecek korkusunu ortadan kaldıran bir sistemdir. Çok da güzeldir. İnşallah başka bir zamanda onu okuruz. Ee, bir inkarcının vallahi ruhumun ta kemiklerime kadar söylüyorum. Bir inkarcının dursun, düşünsün, sakinleşsin Ölümü biraz düşünsün. Psikolojisi tamamen patlar çöker. Akünün patladığı gibi. Tamamen hiçbir dumura uğrar. Hiçbir psikoloji kalmaz. Ahireti ciddi böyle bir düşünsün ateist. Yani gideceği sonuca böyle bir mezara baksın. Hiçbir psikolojisi kalmaz. Yaşayabilmesi için ancak iptal yapacak. Sarhoşluk ve gaflet. Biliyor musunuz? Kafire gaflet bile nimet olmuş. Bunu hissettirmiyor. Yani insanı yaşamaktan bizar eden, bıktıran ve hayat anlamsız kılan, amaçsız kılan şu ölüm sonucudur. Yapamazdı. yapamazdı. Kesinlikle gaflet olmasaydı, gaflet de işe yarıyor. Sistem çöz, çökerdi. Kesinlikle gaflet olmasaydı hiç kimse ateistlik yapamazdı. Şimdi düşün, gaflet yok, iptalis yok. Hadi bakalım mezarı çöz bakalım. Her gün mutlaka birisi ölmüyor senin. Teyzendir, tezen çocuğu, amcanın çocuğu. Hiç mi gitmeyeceksin? Hiç mi kefen görmeyeceksin ya? Evet şimdi bu ısırmayı, matematiği bitirdik. Şimdi akıl dünyasına hoş geldiniz. Akıl okuyoruz. İsterseniz zamana girerdik ama şey yapar. 28. defter sayfa 289. Mektubat 388. Akıl okuyoruz. Resul. Tamam 229. Okuyorum mektubat 388. 88. Hususan Şaban ve Ramazan'da akıldan ziyade kalp hissedardır, ruh hareket eder. Bitti. Biliyorsunuz kırmızı metin, yeşiller bizim anladığımız, zannettiğimiz tabi. Akıl hari, harici ki zaman, akıl harici ki zaman zemin, taam ve libas etkiler aklı Haricen yazacaktık. Haricen ne etkiler? Zaman, zemin, tam ve libas etkiler. İnsan yaşına göre yaşadığı zemin, yediği gıda ve giydiği libas. Zaten iblis de libastan geliyormuş değil mi hocam? Libas bir elbise. Şeytan, şeytan iblis, şeytan, lebesi. Ümtü Yunani Üm, değil ama böyle de... Yer evet. Elbise gibi yani. Ee, mekanın ve zamanın etkilemesi ise en camisi Ramazandır. Mekanın ve zamanın etkilemesi. Mesela mekanı ve zamanı eğiyor Ramazan. Ramazan hem kalbi hem de ruhu etkiliyor. Ee, mesela şöyle ne demek istiyorum. Namaz kılanın siması değiştiği gibi simalar. ilim yapanın da ateist ayı olsa ilim yapsa yüzü nurani değil ama beyazdır. Diğer insanlara göre dinsiz dahi olsa Allah'ın ilim sıfatını mazar olduğu için bilim yapıyor, ilim yapmıyor. Bilim bilim sanattır. İlim ise zanattır der Gazali. E, fakat insan namazda oruç gibi şeylerle maddede kendisini gösteriyor ya sima değişiyor, tavrı değişiyor. Mimikler değişiyor. Kokusu değişiyor. Kokusu değişiyor. Kokusu değişiyor şekli değişmiyor. Ne nasıl anlıyoruz? Batındaki hakikatler zahirine aksetmiş olmalı ki diyor ustad. Ha şimdi Ramazan da Ramazan yakandır böyle heva. Hevasını yaktığı için insanın otomatik olarak kendi kendisindeki haletleri değiştirdiği gibi bedeni de değişiyor. Toplumsal itibariyle 3 ayları girdiği zaman der ustad. İnsanların teveccühleri aynı noktada teveccüh edince maddi havayı da değiştiriyor. Ama biz göremiyoruz tabii. Buradan çıkan şuaları melekler, cinler, şeytanlar görüyor. Yani gayb değil onlar için. Mesela şu anda bir Müslüman cin orada benim kafamda ne düşündüğümü dalga ile bilir. Çünkü onlar için nefsile biridir. Gözleri görüyor onu. Ee, i̇şte Ramazan şeyi etkiliyor. Mekanı büküyor. Mesela başka bir şey yapayım ben. Kendi aleminde tanık olduğum, şahit olduğumu söyleyeyim size. Ramazan 30 gün tuttuk. Toplumsal olabilir. Ne derseniz deyin. Hiç etkilenmedim. Yani iş derken, halsizlik olduğu ikinden sonra fakat ne duygularımda, ne düşüncelerimde, ne de rüyalarımda abuk subuk hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok rahat geçirdiğimi söyleyebilirim. Herkes söyle fakat gel gör de şu şeval altı gün neler çektiğimi ben bilirim. Ne alakası var? Bunu niye söylüyorsun? Ha demek ki baş aynı benim. E tamam belki de yoruldun. Yok ara verdik üç gün. Bir şey anlatmak çalışıyorum. Üç gün ara verdim. Ya düşüncem değişti. Fiil, fi, fiillerim etkilediği Hayallerim, rüyalarım ondan sonra e, vesaire her şeyim. Ya arkadaş sonra dedim ki ya Rabbi bu 30 gün değil. İnan hepiniz şahitsiniz. Keşke 60 gün olsa da altı gün olmasaydı. Çünkü adam aktif şeytan. Şeytanın aktifliği o kadar kesin ki benim için. Bu kalem kadar kesin. Daha kesin. Yani ta Ramazan gelince ben 30 günü düşünmüyorum. Ramazan başında ya altı günü sana nasıl bulacağız ya. Vallahi ta başında düşünüyorum ilk gün. Ulan şu altı günü nasıl götüreceğiz ya. <laughs> yani korkutmuyorum da şimdi böyle bir adam var endişe etme yani. <laughs> Çok şükür. Ama şahit olduğum bir şey yani nasıl etkiliyor? Ramazan yakıyor. Hasan abi peki burada e, mesela e, Şaban'ı da saymış. İkinci Ramazan'ı hani anlıyordum da Şaban da varmış mesela. Yani Ramazan'da acaba akıldan ziyade kalp ruh hareket etmesiyle e, Şaban ve Ramazan'da aslında normaldeki ritmimizi değiştirmemiz gerekiyor da çıkıyor değil mi sanki? Ç evet. Yani akli e, mülazalardan ziyade kalp ve ruha hitap eden e, işin o tarafına girmek gerekiyor. gerekiyor. Çünkü o masaliyet değişiyor sanki o ayda. Mesela o daha çok çalışırken o sistem sen gidip akli şeylerle meşgul oluyorsun. Evrat, eskar, ibadet, müzakere, mutalayı yaparken. Yani kalbi ve ruhu şeyleri yapmaklar Çünkü o açık alıcılar o açık. Şimdi barometreyle şimdi sen e, sıcaklığı ölçeceksin yani. O basınç ölçer. Termometre değil ki bu. Yani kalp ve ruhu açık olduğu ay Ramazan ayı. Onu değiştiriyor, eğiyor yani. Nasıl ki zaman mekanı eğiyor. Şaban kalbe bakıyor, Ramazan ruha, evet. akılda Recep oluyor. Şu, şu, şu. Ne? Nerede o? Nazmi Mani. Şimdi bu Şaban yok 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 bak Şaban ne, nereye bakıyor Kalp oldu Ramazan. nasıl çıkarttın dese böyle çıkıyor. Şaban ve Ramazan tesadüf ustat yapmadığı için tesadüf yok. Tövbe. Çünkü yokan nispeten yazılmamaya daha kolayken yazılması fa, fiil yani. <laughs> yani kanun. Böyle Şaban ve Ramazan akıldan ziyade hissedardır. Bu hisse ediyor, bu hareket ediyor. Böyle çıkartıyoruz bir mananın şeyi böyle. İkiyi okuyorum şimdi. Şeyi de tamamlasak mı abi? Şey, ne? Recep de akla bakıyor diyebiliriz. Neden Recep'i burada zikretmemiş? Hususan Şaban ve Ramazan diyor ya. Evet. Bu Şaban Peygamber Efendimiz'in Ramazan ümmetin Recep de Allah'ın ayı ya. Allah'a iman. Başta o da akla, akıl lazım onun imanı billah için. Evet. Yani o çıkabilir ha. Bu sari ifade olduğu için. Ya da şey sistematiği de bakılabilir. ruhu hareket ettirmenin yöntemi önce aklı sonra kalbi sadar edip dinizle ruh hareket eder. Evet. O da olur. Cenk'in çoğalt da çoğalt. Mektubat evet. 389. Neden bildiğiniz geldi abi ya? Gafir'den. <laughs> Çünkü niye? Çok uzak Bak Ada Pazar şeydenkiler gelmiş kebzeden. Aa bu ıstık çalsam duyacak yerden abi gelmiyor. Abi gelsin. abi. Başkan da cumartesi günleri güzel teşrif ediyor buraya. Çok güzel. Ha. Ya beni en karıştırırsanız iyi, ben de düşte En azından olmaz saldırmamak <laughs> Mektubat 389. Ya ne acayip bir şey ya. Neler çıkartıyor ya usta. Bak hiçbir şey yapmadık. Dizdim öyle. Aynı yazı. Ya akılsız bir dosttur, kaş yapayım derken göz çıkarıyor veya şeytan akıllı bir düşmandır ki, şeytan akıllı bir düşmandır ki, ahkam-ı İslamiye'ye ve hakayık imaniye karşı gelmek istiyor. Şimdi buradan ne çıkartmışız? Bazen teşbih yapılırken zıt zıttından zıt zıttında gösteriliyor buradaki gibi şeytan akılsızdır ama zekidir. Deha sahibidir. Z akıl neydi? Vahi muhatap olma nispetinde o akıl denilir. Vahi muhatap olmayan akıl zeka sıfatındadır. Onun için Kur'an hep akla vurgu yapar. Zekaya değil. Ehli dünya hep dahi, zeki, zeki, zeki ama Kur'an ya akılun ta akılun efele tefekkür gibi ayetlerle akla vurgu yapar. Yani vahye, tabi olana e, akıl der böyle. Bu şeytan akıllı derken burada sanki şeytan akıllıymış gibi zekidir. Zekidir, aklı yoktur. Nasıl yoktur? Aklın sıfatı yok derken zeka galip olmuştur. Psikolojik sıkıntı yaşayanların sebebi, akıllarını, zekaları galip geldiği içindir. Bak bunda hiç eğileyim, hiç tevazu yapmayacağım. Ee, bununla çok uğraşmışım. Doktor da şahit. Kendi aleminde şey yapmışım. Zeka aklını bloke ederse onlar o nispetle sorun yaşarlar. Zeki ve dahi mesela. Peki niçin buna vardı? Nasıl vardı? Bir sebebi ne kadar insan akıllı aklını başına alıyor, Kime hitap ediyor? Değil mi? Akılsıza hitap etmiyor. sekaya hitap ediyor. Aklını başına al. Ee, yani e, çanak anten gibi düşünürsek e, aklı haşa e, uyduya da vahi Ne kadar ona muhatap olursa bu çanak anten gördüğünü bizim gözümüz görmediğini görüyor. Kulağımız işitmediği şeyleri çanak anten duyuyor. Nasıl duyuyor? Bak kulaktan daha cami. İşte aynı bunun gibi akıl ne kadar vahye çanak tutarsa o kadar akıllı oluyor. Aklı aklı başına alıyor. Aklını aklının şerinden o zaman kurtarıyor. Aklını aklının şerinden kurtarması yöntemi vahye muhatap olmaktır. Eylemsel nedir? Panzeri nedir? Her şeyin sıkıntıların tefekkür imanidir. Tefekkürdür. Eğer zeka aklına galip olursa işte dert oradadır. İkisinin eşit mükemmel bir tarzda olması istisnadır. Tarihçi hayatta ustad için diyor. Hem zeka hem aklın diyor en zirvede o eşit olması ancak da şeylere müceditlere asustur. Adam çok dahidir. Dehşetli zekidir. <laughs> Ama zerre kadaklı yoktur. Yani aklı aşağıdadır. Yani onu bloke etmiştir. Nasıl anlarız aklı olmadığını? Allah'a vahiy muhatap olan olursa olduğu kadar akıllıdır. Eylemsel itibariyle namaz. İşte usta geri zekalıya mı, aptala mı söylüyor? Aklınızı başınıza alınız. Kime diyor? Zekilere diyor. İyi bir mühendistir. devleti ihalesine fesat karıştırır. İyi bir doktordur. Gerekmediği halde ameliyat yapar. Bu akılsız mı? Akılsızdır. Ama zekidir. Akıl ise işte muhatap olan. Burada aklı ona yani olamaz. Akılsız şeytan yani sanki şeytan aklı gibi. Şeytan aklı yok. Nasıl yok? Zekası bloke etmiş. Niçin yok? Hep fesat düşündüğü için. i̇şaret da diyor. Ee, ne diyor? Ne diyor? Sanatı sanatı fıtriyesiyle. Evet. Ya benim çok hoşuma giden sağlar bunlar ya. Ya zaten ilgimi çekse ömür veremezsin bunlara. Tek tek şey gibi çapıyorum. Sana o şeyde atıl 30 küsür tane sıfatı çıkmıştı ya. Şimdi onlardan birisi de zekaydı. Ya da deha da vardı. Evet var. Şimdi eğer vahiy ve akıl bütünlüğe gelemezse o sıfatları dengeye ve bütünlüğe gelemezse onda bir sıfat hakimleşmeye başlıyor. O aklın ya zeka veya deha gibi şeyler. Bu sefer o akıl artık o bütünlükteki kazanımı artık kaybolmuş oluyor. Evet. Zarar verir hale geliyor. Abiler şey e, o 40'a kadar çıktım şimdi. Sana daha ulaşmadık. 40 küsüre kadar 42 tane aklın sıfatını buldum. Mesela muhakeme, muhakkik, mudakkik, zeka, hüşyar. Nasıl 52 tanedir diyorum? 52 tane farz, 52 tane haram var. Şeytanın da otomatik olarak haramı işletebilmesi için 52 tane sıfatı var. İblis, e, hennas gibi böyle sıfatları var. Eee bu dimadaki taakkulun da 52 tane sıfatı var. Ama şu anda benim varabildiğim son saymama göre 42 tane buldum Risale-i Nur'da. Aklın 42 tane sıfatını buldum. Ee, mesela e, zeki, zeki onlardan bir tanesiydi. Osman diyor ki o küsür, o 40 tane, küsür tane, 52 tane de aslında buluruz inşallah. 52 tane tevit delili var diyor Mestebi Nuriye'de. Ustad ya böyle iki tane ayrı böyle. Eğer akıl bunların bütünselliğidir. Çanak anten gibidir. Göremediğini görür. Çanak anten seni göremediğini görür. Senin işitmediğini işitir değil mi? Filmleri uydudan alır. Yani ne kadar acayip bir sistemler bende çalışıyor ya. Vahye ne kadar tabi olursan zeka senin hizmetçin olur. Ayakkabın olur. Ayağın olur. Mükemmel bir insan olur ya. Çok acayip. Akla hakim oldu mu? Bir ayağı zeka, bir ayağı deha. Böyle. Yani. Ama ikisi eşit. Bediüzzaman'a mahsus. Öyle diyor ya tarihçede. istisna Bazen teşbih yapılırken geçen burada sembol dersi yaptık. Çok ilginçti. Çok koş pazar günü sembol dersi vardı. Orada felsefede imge ve simge de birazdan bahsettik. Sembol. Sembollar işaret ediyor. buradaki gibi şeytan akılsızdır ama zekidir. Deha sahibidir vesaire. Şeytanın aldatmacısı kadar Desastır Anlat, anlatmak için şeytana benzemesi noktasında şeytan akıllı demiş Yani ze, de, deha ve zeka bazen seni öyle bir çıkmazlara sokar ki dehlizlere. Seni yani çok acayip bir şeydir. Bir alettir yani. Yani zeka ne müslümandır ne kafirdir. Nerede kullansa ne olur. Kalem ne Müslümandır ne kafir. Kur'an yazarsa ne olur? Kafir yazarsan ona nispet alır? Zeka böyle bir alet. Akıl için alet diyor 27. sayfa sözlerde. Fakat eğer o zeka galip olur, diğerleri de pofofluyor ya, bir bakıyorsun ki Lenin gibi, Troçki gibi, Süfyan gibi şeyler şeyler çıkartır. Karşına çıkartır. Ya, meyveleri çıkartır. emmareye tabi olunca Hevasına diyor. Evet. Yok. Nefse mare değil. Ee, nef maddi nefse mare <laughs> cezası cehennemdir. Hevayı cehennemde yakamazsınız. Hevaya cehennemde cezası yok. Açlıktır diyor. Bu Allahu Alem elhamdülillah. Heva da hevanın cehennemi oruçtur. Ramazan zaten yakma anlamında geliyor. İşte hevasını Ramazan orucuna atana Allah bir suça iki yerde ceza vermez. Mesleğe de geçiyor. Bu dünyada ha bu dünyada ama ahirette cehennemde şey var açlık var. Nefsi koy, koymuş. Koymuş. Hiçbir cehenneme koymuş. Ben kimim dedi. Sen kimsin? Sen sensin. Ben de benim dedi. Evet. Ne çeşit azap vermişse de vazgeçmemiş. Sonra ne yapmış? Sonra aç etmiş orada. Sen benim Rabbim Rahimimsin dedi. Ha orada aç bırakmış, ha burada bırakmış. Müslüman burada ödediği için orada ödemeyecek inşallah. Hevasını oruç cehennemin atan cehennem yakmaktır, yakma. Heva şey yapar, nefsi nefis değildir. Hevadır. Heva şunu karşıtıdır. Allah'ın karşıtıdır. Ne demek? E, şirk akıldadır. İtikad da akıldadır. İtikadın karşıtıdır. İman kalptedir. Karşıtı küfürdür e, heva ise hevai nefsini in huve illa vahyun yuha va, o hevasından demiyor vahyen söylüyor he, hevai nefsini ilah edinmedi mi hatta ustat ikinci lemada e, Yunus Aleyhisselam için o üç tane karanlık var ya hava deniz ve balık onun diyor hutu bizim hevai nefsimizdir nefsimizdir demiyor nefse mar edebilirdi nefsin hevasıdır heva ee, çok korkunç bir şeydir. Yani Allah'ın haşa taayyum ve teşahhus etmesi için zeminsiz zeminidir. Evet mektubat 395. Bazı şeyler böyle e, biraz gündeme mesela birkaç aydan beri bir aydan beri ağzıma almamın sebebi alemimize otursun diye kullanıyorum. Yoksa dağıtmak için değil. 395 mektubat kalp ve hayal o nunu nabudu, nabududen çıktıktan sonra akıl karşılarına çıktı dedi. Ben de hisse isterim. Sizin gibi uçamam. Ayaklarım delildir, hücettir. Aynı na'budu ile nesnain de mabut ve müstean olan halika giden yolu göstermek lazımdır ki sizin ile gelebileyim. O vakit kalbe şöyle geldi ki de o mutahayir akla dedi. Ne anladık buradan? Yani mevzumuzla alakalı uzundur. Ve bir de delillendirme yapıyoruz burada. Bu mevzu bayağı uzun abiler. Çok harikadır. Havanız iyi mi? Bizim de çok iyi. Çok şükür. Hadi bakalım. Deliller bölgesine hoş geldiniz. <laughs> Mayın tarlası buralar. Niye öyle deyince bana bakıyor. Bana bakıyor. <laughs> Biliyor musun? Ee, bir tane ittişafiyim. Böyle söyleyenlerin çok zeki olduğunu söylüyor bu perdeleme metodu. Ve zekası çok rahattır ha. Eline vuruyor. <laughs> evet. evet. Ama merak etme zekisin ama ben sana dua ediyorum. Diyorum ki ya Rab, onu akıllı yap. <laughs> Zaten o psikoloji bütün sıkıntılar vesaire hep zekavetinden kaynaklanıyor. Biraz zeki olmasaydı var ya çok rahat edecektin. Bütün yükü bırakacaktın sağa sola. Şimdi hep yüklendin. Bu söylemlerin de zekavetten geliyor. Ya ama meziyet değil yani. Başına bela bu. Bela çok abi ya. Evet. Beni evet, i̇nan başına zeka beladır. Aynen. Ama akıl galipken zekan varsa nimettir, eldir. Amcama bakıyorum sabah yediğini öğlen unutuyor. Bir rahat, bir rahat. <gülüyor> 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 yani burada şey var değil mi? Kalp ve hayal bir de aklının aslında kıyaslaması var. Evet. Sistemde üç taneyi kıyas edecek şimdi. Bak şimdi. Allah Allah heyecanlandı ya. Aynı hakikat olan hayal diyor. Görüyor musunuz ustadın ifadesi? Hani hayal hayal idi. Aynı hakikattır. Arkadaşlar hayal mekan açmaktır. Hayal mekanın ifadesidir. İns mekan insanın içsel aleminde Resul bu abi malzeme olur. İçsel alemde, mekan içsel alemde hayaldır. Zaman içsel alemde düşüncelerin, düşüncelerdir. Düşünceler birbirine ekleyen, eklenmesinden eklenmesinde içte zaman olur. Zamanın enfusi bilgilerin dizilimi demektir. Onun için mekanın batın tarafı zamandır. Zamanın dışsalı mekandır. Sen bana bir hayal kur da mekanlı olmasın bir hayal kur mekan olmasın. Mümkün mü? Mümkün değil. Aynı, aynı hakikat olan hayal diyor. Hayal, hayal değil. İsmi hayal. Neye benziyor? Bu bir sırdır diyor. Ya sır, adı sır. Adı Hasan. Yani sır, sır kalsın diye sır, sır değildir. Sır insani. O koy kenara meşgul olma değil ya. Hafi, ahma, sır gibi. Latife yani. Adı sır yani. Meşgul olmak, koy kenara çözemezsin değil bu. Mesela size ruh hakkında az bilgi verilmiştir. Diğerlerine göre az verilmiştir. Verilmiş ki seni boğacak kadar bilgi verilmiştir. O kadar verilmiş ki ama diğerleri kadar verilmemiş akıl kadar. Ama verilen çok bile niye? Merkezi olduğu için o kanuniyet olarak verilmiş. Tafsilatlı değil icmani verilmiş. Ruh hakkında ustad neler yazıyor ya? ya bak şimdi. Yani i̇nsanı heyecanlandırıyor ya. Aynı hakikat olan hayal diyor. Hakikat, hakikatsız suret, suretsiz hakikat olur mu? Şu anda bu cemaati böyle nasip eden Allah suret değil mi? Hakikattan kopuk olur mu bu? Aynı anda ahirette oluyor şu anda. Olacak değil, oluyor. Olduğu için oluyor, olduğu için de oluyor. Verdiği için verecektir, vereceği için veriyor. İsa Aleyhisselam'ın <laughs> ayeti tarif olduğu halde bir ayetinde şöyle geçiliyor. Verilene verilecektir diyor. Ya acayip ya kurban olur Musa Aleyhisselam. Ey peygamber ya. Bozulmuş bu kadarsa. Verilene verilecektir. O kardeşime yarıyor ki bu. Verildi mi kardeşim hakikat? Verilmemiş gibi mi Allah sana davranacak aşağı? Kerem ismi bırakmaz. Manası bu. Allah verdiğini geri almaz. Sen vermedikçe. Verilene verilecektir. Peki kime verilecektir bir soru soruyorum. Gene İsa Aleyhisselam'a. İsteyene verilecektir. Genel altına diyor ki her isteyene değil. Ama verilen isteyenlerin içerisindeki bazılarıdır. Verilene verilecektir. Sevditmesi sevemezlik yani. Yani şimdi şu anda abi öbür tarafta da aynen böyle miyiz? Evet şu anda öyle. Şimdi itikat ve bilgimiz noktasında suret hakikate istinad eder. Ondan medet alır. Hayat bulur, kuvvet bulur. 76 şualar. Peki bu suret Hakikattan kopuk diyebilir misin? Hmm. Esma'nın dışında bir şey mi şimdi bu? <laughs> İlim bir bahçedir. Ona deli nedir? Şu andaki huzurdur ya. Deliliğimizdir ya. Böyle ilaç da yapabilir misin? Gittin sahnede ki vallahi pazar günü böyle katıldım biraz. Delilik falan geldi, huzur geldi. Buna ait var mı desen ne derler? Ya biraz da bana versen ya. <laughs> ya sizin şu anda yaşadığınız haleti inan bana kafirden bahsetmiyor. Ekseri Müslümanın beşte dördü hayal bile edemez. Şu anda yaşadığınız haleti. Kafir de zaten böyle bir şey yok. Çünkü insanlıkta beşte biri iman etmiş peygambere. Risale-i Nur hizmeti Müslümanların içerisindeki beşte birdir. Nurcuların içerisinde de yüzde seksen avamdır. O da beşte bir. Mettübatta söylüyor bunu. Aynı kanun. Mütekabilin sırrı ile cennetteki e, cennette o ha, dünyadaki hatıraları tahtır etmek olur. E, buradaki oluştuğumuz meseleleri orada çöz. Edin. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Burası Orada da bu Her şey şu anda bu sohbette bu kahvenin tadı olamaz yani. Madde etkileniyor. Bu böyle bir kahve yoktur. Geldi bana sor. Her şey böyle. Burası mekanda ama mekan değişiyor. Vildan mı olacak şey? Şey... Ali de olacak çocuklarım. <laughs> Hadi bakalım. Aynı hakikat olan hayal bizi hep bu şey canlandırdı. Hakikat esma İlahi değil miydi? Evet. Hayal fıtri kullanıl kullanılırsa alemi misale pencere olur der ustad. Hep metine gidiyor. Hocamın şey yaptığı ki ben tercüme ederken diyor metine bağlı. Yani kesinlikle iz takip ederken taşları netleri olacak. Ha aralarını sen doldur. O tefekkür, istinbat mana. Ben esaslarını söylüyorum. Sen incelerini istinbat edebilirsin. O ana taşları koyacaksın. Bunu sen uyduramazsın. Aynı hakikattır hayal. Kendisi metinde geçiyor. Başka hakikat esma ilahiyedir. Hakiki eşya esma ilahiyedir. O da öyle. Hani bakın metinleri, nasları koyuyorum öyle. Öyle yap yapıyorsunuz. Alemi misal garipler alemidir der. Ustad der. Garip. Acayipler alemi. Geçmiş gelecek haziran gibi görünen alemdir. İşaret Hücaz'ın böyle bir de bu müteşirde var. Ben onu e, şey çevirdim. Gayrimüteşirde var böyle. Göğsüne şeyi koysan, e, yumurtayı koysan diyor hocam. E, bu kabir e, azabı hak olsa bu adam vefat etti. Cesedin üzerine için göğsüne yumurtayı koysak buna azap verilse tokat tekme vursa yumurta düşerdi diyor. Ha, niye düşmüyor diyor. Orada onu şey yapıyor. Çok acayip bir şey. Hiç rastlamadın değil mi Gafur Çok acayip yani. Gayri, i̇şaret icazıma koymuşum onu böyle. E, teşirde var o böyle. Onun altında niye bunu söylüyorum? Bununla ne alakası? Orada hayali anlatıyor. Alemisal, alemana, rüya. Yani hakikat meratiplerini orada sıralıyor. E, şimdi oralardan da aldım. Ademden vücuda vücudan vücuttan adam ediyorsunuz ya. Yani. Evet, evet. yani rüyada Yeni bir aleme açılıyor ama bu alemle alakası yok. Yok mesela bu o aleme açılabilmesi için bu alem aleminde yok olması Onun adı uykudur. Evet. Yani e, çok tuhaf. E, rüyay Sadıka var ya Rüyay Sadıka. 348 mektubatta diyor ki acayip ya çok garip şey, şeyler söylüyor. Bu alim e, Rüyay Sadıka diyor avam için bir velayet makamı gibidir diyor. Yani velilerin gündüz şahit oldukları manalara avam rüyayı sadıkada mazhar oluyor. Yani bir fark şu o gece evliyası bu da gündüz evliyası. Allah onu bile mahrum etmiyor. Ve Allah veli, velisini o Müslüman avam kulunu bile gündüz verdiği kuluna buna gece veriyor. Ay Mektubat'ta Sari söylüyor. Ee, şeyin veli Allah'ın evliyasına diyor mazar oldu. Avam diyor. Rüyay sadıkada mazar olur. Rüyada. Onun rüyay sadıka nasıl olacak? Buradan ölmen gerekiyor. Sıfır olman lazım. Zamandan çıkman lazım. Ne demek? Uyku. Uykudan sonra bir yere dirileceksin. Evet. Öte alemi misalin daireli o olan daire daire misali levi misaliye iniyor, şey yapıyor, giriyor. Ya bir kısım kardeşim ben rüyada almışım bunları ya. Mesela en, en garibi en garip cümlem en garip yani. Şu anda hatırladım. Ee, rüyada bir ders yapıyor hocam. Tahtada mütadit defa anlattım. A, şöyle anlatıyor, çiziyor. Ben de pat dedim ki, yedi kişi varız, yokuz. Peki dedim, ahiret nerededir dedim. Ha, bir şey yazıyor. Bir şey sorabilir miyim dedim, kalemi durdu. Buyurun dedi. zaman ahiret nerededir dedim. Bunu kim soruyor dedi ve döndü. Hiç kimse demiyor benim sorduğumu. Ben de demiyorum ben de ben sordum. Durdu. Devam etti. Sorandadır dedi. Bu akılla bilinir mi ya? Bu akla bilinebilecek bir cümle midir? Ha işte alem imsal, hakikat alemi. Sorandadır, sorabilendedir dedi. Ahiret nerededir? Bunu sorabilendedir bendedir. Bütün alem bendedir. Ben hiçbir aleme sığmam. Arş benim dedi. Kürs benim. Cebrail benim. İsrafil benim. Muhittin Arabi. Lubulup'ta diyor. Ama ben o hiçbirisi değilim. Bunu usta paraleline söylüyor. 30. Lemak ad kelimesine bakın. Bir saray varmış. Saray. Sarayın içinde alem var. Alemin içinde şehir var. Kardeşim sana sormazlar mı zaman. Saray nerede ya? Benim bildiğim bu dershane Arnavutköy'dedir. Arnavutköy İstanbul'dadır. İstanbul dünyadadır. Bir saray varmış. Hemen baş tarafında. Sarayın içinde alem var. Tamam da sarayı ne aleme koyacaktın? Alemi koydun sarayın içerisine. Bir de alemin içerisinde şehir varmış. Ya, tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Diyor da bu ihtiyar adam. Gençler duymuyor. Ay çey çey çey. Bir de okuyorum. Hakikat esma ilahiyelerdir. Hayal fıtrik kullanılırsa alemi misala pencere olur. Alemi misal garipler, garipler alemidir diyor. Garipler diyor orada. Geçmiş gelecek haziran gibi görünen alemdir der. Haziran. Hepsin geleceği de görebilirsin. Usta zaten Rüya Sadaka'da diyor ki gündüz başıma gelecekleri diyor. Gece diyor ekseliyeti görüyorum diyor. Hatırlarsın. Ha? Bir nefayet. Görüyoruz biz, siz de biz de görüyoruz ben. İstihare namazı mesela. alem neler vardı Hasan abi? neler var mıydı? mesela ne ola? Ne hatırına geliyor? Elime bir şekil ve suretler aklıma geliyor. Ama tabii gelecek de var. Evet. Ya da gelecek şu anda elan mevcut değil mi? Evet. Gelmemiş şeyler de mi var? Var. Geçmiş gelecek var hepsi. Çünkü alemi misal gayb ya. Gayb demek mazi ve mustakbeldir. Tamam, mazi dışında şey de var mı? Ee, vücuda çıkmamış ihtimaliyat. Bütün bütün ihtimaliyatlar var. Çıkanlar ise bu yaşanmışlar alemi misale gitmez. Alemi misalin daireleri olan levi misaliye gider. Yani şu. Gelen ruhlar alem ervahtan gelir. Ama vefat edenler daire-i ervaha girer. Dairelerine girer. Kendilerine değil. O zaman tıksız olur. Geldiği yere gider. O zaman hepsi yaşanmış olanlar var. Bu soruna nasıl yaptım Ama yaşanmamış muhtemel şeyler vücuda tahakkuk etmemiş, esbabı tahakkuk etmemiş. alem misaldeki şeyler hakikatler e, sağ, sebebi tahakkuk etmeyince gelmemiş olanlar da var. Ama daire misalde gelmiş olanlar var. Evet. Ustam burada e, yani gene böyle bir sistematiği anlatıyor gibi Sonuçta alem şehadet, hakikat aleminin, alem misalin, alem mananın hepsinin kesiştiği iz evet. birleştiği cemil cemdir. E, buradan oraya tekrar biz merkeze <laughs> menbaana gitmeye çalışmak ya da cüzyetten çıkıp külliyet kesfedebilmek için aslında geri oraya bir gitme yöntemini bulmamız gerekiyor. Yani külliyete geçmemiz evet. gerekiyor. Sanki alem misal olmadan da külliyete gidilmiyor. Yani alem misal'e uğramak zorundasın. Evet. Yani alem misalden alman gereken bir şey var ki hakikati hakiki bir şekilde ihata edebilir. Evet. Şe şeceri hakikatte öyledir zaten. Yani alem-i misal şey e ezel tarafı değil mi? E ezel tarafı. Ezel tarafı. Evet. evet. E ama ebede doğru şahadet şe aleminde sen de vücut bulanlar yani ezel başı olmamak. Evet, tamam. Bu alem-i misalın dairesine gitmesi lazım. Evet. Yani Evet. Nebinde, evet. Ama şu Osman şunu söylüyor. Alemi saldaki her şey vücuda geliyor mu? Hayır. Mesela benim istidatlarım hepsi kabilet oluyor mu? 60 sene bir hayatımda be benim yazılımım hepsi vücuda gelmeyeceğine göre haşa yüz bin defa haşa Allah israf mı ediyor istidadı? Onu da ne yapıyoruz? Ee, gelmişlerime bakıyorum. Gelmemiş olanlarım çok istidatlarım. Yani bil kuvvelerim o kadar var ki gelmemiş. 60 senede vefat ettim gitti. İşte onları da vücuda dönüştürmem lazım. Ya ne güzel bir sistem ya. Barla da bulduk onu hocam. Yani olabilme şeylerim vardı ama olamamışım. Yazık günah ya bunlar. Ha, olamadıklarımın olma hali olmuş gibi muamele göreceğim sistemin adı istiğfardır. İşte onun için Allah Resulü günde 70 defa istifar ediyor. Şey için de, o, o gelmeyenler de var. Her şey var. Var. Yani daha doğrusu sendeki hayal sisteminin karşılığı neyse <laughs> orada var. Hepsi var. Şimdi varsa o zaman yani biz de Üstad burada hem hak mesela... Biraz gidelim mi? E, geçiş diyor. <laughs> Alev misale geçiş insan kuvey hayaliyesini kullanıyor. Kuvey e, şey e, tahayül sistemdir kafada. Onu kullanan insan hayaldır. E, kullanabildiğimiz kadar o çapı genişliyor. Eğer ee, bulanık olmasa, haramlarla bulaşmasa, tarihçi hayatta diyor <laughs> şeydir, alemi misala pencere açar. Hatta büyük zatlar mevcudatın pencereleriyle Vedud ismine mazal oldukları için alemi gayba bakarlar demiyor. Nereye bakarlar? Vacib vücuda bakarlar. Nereye bakarlarmış? Mevcudat pencereleri vacib vücuda bakarlar. Neye benziyor? e, aynedir bu alem her şey hak, hak ile kayım. Mirati Muhammed'den Allah bilinir daim demiyor. Evet. Allah görünür daim. Biz tabi es geçiyoruz, yakıştıramıyoruz. O aynı ruhunda esmalar perdesiz tecelli ediyor. Sahabe onun ruhunda o esmalar seyrederken seyrediyordur. Yani Kendimden mesela geç. orada şu e, Hasan abi. Şimdi akıl diyor ya ben gidemem <laughs> diyor. Gidemem. E, yani ben kendi alemimde onu görüyorum da, on, belki derdim olduğu için söylüyorum. Akılın aciziyet gösterdiği yerde ben akılla zorluyorum diyorum ki oradan gideceğim ben. <laughs> evet, güzel. Yani akıl diyor ki ben gidemem o yolda diyor. Bana bir delil ücret falan verin bakayım, bakayım ben evet. de gidebilirsem bir yol gösterin bana diyor. Oradan gidebilirsem gideyim ama yekten zaten giden kalp ve hayal. Ben şimdi oradan kendim aklımla gitmeye gayret ediyorum. Zorluyorum. Ama aslında ki kullanılacak oradaki cihaz kalp ve hayal. Ben aklı yegane yöntem bildiğim için vuruyoruz dozeri gidiyor. Hatta ruhu nereye bindir diyor? Hayale bindir ruhu hayale bindir. bindir. Evet. Şeyi e, he? Ne aklı fikre. fikre bindir, ruhu hayale bindir seyahat et. Allah Allah. Yani o zaman burada alem misale kullanmadan ben hakikati Evet. Ta erişemeyeceğim. O zaman ben bu alem misale hayalimi kullanarak, tahayyülümü kullanarak geçmeyi öğrenmem lazım diyor üstad. Bak bunu kullanmazsan bu akılla falan tek başına gidemez. Tek, olamaz tabii. Akıl bu aynı çanak anten gibidir. Televizyonda gözükür. Onu bulduğunu televizyonda içerideki odada gözükür. akıl çanak anteni, çanak anteni ruhumuza taşıyor vahiyi. Kalbe taşıyor. Tamam Şimdi e, akıl bir alettir diyor 27'de. Ruh alettir diyor. Bir yöntem mesela tefekkür sonuç değil süreçtir. Burada da yol diyor zaten. Evet. Bana bir yol gösterin diyor akıl. Evet bana, bir yol, bir, yol evet, bana, ki, bana bir yol göster. Tefekkür yolunu istiyor. Evet istiyor. Tanrı'ya giden bana bir yol gösterin diyor. Yol yol akıl, gösterin. akıl evet. Tefektür. bana tefekkür. Kesinlikle. Oradan ben oradan evet. Aklın yolu işte o tefekkür. Önemli olan burada kalp hayal önden gidiyor. Burada aklı sonradan getiriyorlar yanına. Gel yanımıza gel Evet. Yani ben ne yapıyorum mesela aklımla gideceğim kalbim hayalim arkadan gelsinler diye uğraşıyorum aklı esas alıp ondan başka bir hakikat yolu yoktur demek bu alemler zaten Avrupa filozofu öyle yapmış oluyor otomatik bıçak gibi kesip bırakıp atıyor yani sıf o, yani o akla kalı zannediyor notadaki Uğur su gibi için. hava gibi nur gibidir mevzusu tam burada Yani işlenmiş hali karşılığı gibi yani nur gibi olanlar var Doğru su gibi var. olan var hava. hava gibi olan var evet olmaz bunlar yani elde hissedilir ya da bekle o nesim sana gelsin ya da külliyet evet. onunla almak gerekiyor. Akıl, kalp, ruh yani. yakin, evet. ani yakin, hakkal yakın. İmanı billah. Sonra marifetullah, muhabbetullah. Ya bana muafık geliyor da onun için. Evet çok acayip ama evet. benim hepimize devam ediyorum. Ondan sonra e, bir mi, mi devam eden bir şey de ben. <laughs> abi. O çok ilmi konuştu ya. Ben de alemimdeki böyle böyle bir şeyi böyle Kafamda böyle canlanıyor abi ya. Sanki diyorum ki bu bir alet gibi, bir şey gibi böyle bir parçaymış gibi. Tahayyüllü tasavvuru buradan çıkart, saksıya at, onu istihbar suyuyla sulandır. Sanki oradan çıkan alem misal Yani burada da her şey var abi. Hadi. Vücuda gelmiş mi? Gelmemiş. Ama istihbarla vücuda gelmeyenleri de vücuda çıkartıyorsun. Çıkartıyorsun. Hadi Evet. Abi bizim o anda şahit olduklarımız artık alemi misal midir, levh misali midir? Ee, alemi alemi misalin bizzatı kendisine e, çok şeydir, eha sahasa mahsus. Bizim şu anda şeydir, onların iz düşümleri, te, şualar 260'ta söylüyor. Onların teme, temesulatları tereşuatlarıdır diyor, cilveleridir. Şöyle de bir insan vereyim. <laughs> Ama ne yapıyor yani? Ee, mesela arkadaşlar, lavaboya, aynaya gittim. Gözüktün mü? Kaybolsan kalır mıyım? Kalmam. Kaybolur. Buna temesül denilir. Güneş aynaya temesül etti. Ama aynadan yansıyana mumbasitakisterler, derler. E, temesül imbisat. Ve mumbasitakist latif nüktelerde geçiyor. Aynadan yansıyan güneşe vurdu ama biz mesela burada kaldık. Bir yapılanma yapamaz. Ama nurani olduğu için güneş bu aynadan karşıya vursa karanlık yeri aydınlatır, çiçekse ısıtır. Öyle mi? Buna mumbasit inikas derler. Yani inikas güneşten aynaya değil, güneşten aynaya temesül, aynadan ta seni inşa eden, seni değiştirene Mumbasit akis, inikas oluyor. Alem-i misal e her şeyi vurur. Şu çiçeğin üzerindeki yaprağın şekli ve rengi, atomda böyle bir şey yok yani. Atomda renk falan yok. Ne yapıyor? Folyo, ince bir naylon gibi mevcudatın üzerine yapıştırılmış. Alemi misal. Alemi misal böyle e, vuruyor, aynada, lavaboda gözüktük gitti değil. Aynı zamanda bizde ortaya çıkan seni inşa ediyor. Mesela güneşi tuttuk bahçeye veya tarlaya. Oraya yapılandırır. Oraya faydası olur değil mi? Değiştirir. Ha. Alemi misal bize böyle yapıyor. Hayal aynasında, tahayyül aynasında vurup kaybolan bir şey değil. Seni imbisat ve inkışaf ettiren, inşa ve ihya eden ediyor. Yani öyle vurup geçen bir şey değil. Bilgiler de öyledir. Abiler biz duyduk, film de öyledir. Seyretti kayboldu. Bilgisayarı kapattım. Seyreden de kapanmaz. Alem imsal da öyle. Vurur, inş vurur inşa eder seni. da eder. Devam edeyim. Çünkü yolumuz çok. Alemi misale hayaline girersin. Tamam. Hayaline girmen için hayaline alem misala değil. Girmen için dahili ve harici muharikler esbaplar lazım. Oraya itecek seni sebepler lazım. Ustad, yani bir daha abiler burayı iz, izi sakın ko uç yapmayın. Çok önemli bir yere gidiyoruz yani. Bak alemi misale paldır küldür gidemezsin. Akılla giremezsin kardeş. Tasavvurla gidemezsin kardeş. İzanla giremezsin kardeş. İltizamla giremezsin kardeşim. Alemi misale hayalinle gireceksin. Her şeyin bir kapısı vardır. Aleme misale hayalinle gireceksin, değil mi? Tamam. Hay hayaline hayalinle gireceksen ilk önce bir hayaline girmen lazım. E ee, hayaline girmen için ilk önce hayalime gireceğim. Hayalimle de oraya gireceğim. Hani var ya Hafız Ali abi'nin Barlada evet. alemleri ve besmele ile evet. girdi. Büyük aleme saraya girdim, başım döndü. Şey e, hata edemedim. İndim aşağıya diyor. Birisi ders yapıyor. O da dinliyor. Dinliyor ama adam adam uçmuş. O dersi yapıyor. Bu uçmuş. Afuzan abi ve ustad onaylayıp varlığa koymuş. Ee, ondan sonra o alemleri şu alemlerin bahsediyor vesmini falan. Sonra yata e, edemedim. İndim aşağıya diyor. Ben dedi burada şapama. Küçük bir saraya geldim. Baktım tamam. Bu saray. Ha, burada yaparım bu. Ama kapısı kilitli. Ulan nasıl açacağım dedim diyor. O anda ders yapan diyor ki anahtar diyor her şeyin anahtarı. Besmele diyor. Aa Besmele'yi verdi elime diyor. Ders yapan veriyor. O ne yaptığını bilmiyor. Hemen onun söyledi. Aldı Besmele'yi. Açtım girdim içeri. Yata ettim. Kendi sarayı. O teksim büyük. Aynı anda oluyor. Yani bir tuhaf şu burası ya. Buranın kıymetini bilmek lazım. Buranın kıymetini bilmek lazım. Şu cismani hayatın değerini bilmek lazım. Cebrail'de olmayan bir vücut var bilmek lazım. Yani oralar buralarla tanımlanır bilmek lazım kıymetini. Cennetteyken cennetin bile cennet olduğunu bilinmiyordu. Ki beka bulayım diye Adem Aleyhisselam. Burayı çok iyi değerlendirmek lazım bu alemi şahadeti. Hakikaten garayipler alemi. 18 bin alimi tayin pekmezi karıştırır başka bir şey olduğu gibi. 18 bin alimi ha böyle şerif karıştırmış, buzdolabına koymuş, dünya olmuş. Yani kainat olmuş. İnsan olmuş ya. 18 bin alimi donmuş hali. İnsan nedir? cami Camiyü lezdattır, zatların cemidir. Bak hele ne yapacak şimdi? Çok bizi heyecanladılar. Şu harfe geleceğim şimdi. Harfe geliyor. Bir dersimiz var. iki üçüncü giri ben fazla. Ben ilim ehli bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. E, kuantum fiziğinin giriş kapıları Urufu Mukatta diye bir ders. Bayağı 40 bini geçmiş ama olmaması lazım. Çünkü en fazla bin kişi olur. ya. Yani eli kalem tutan girmesi lazım ona. Şarkı türkü değil ki, roman değil ki. Nasıl, niye girsin oraya adam ama ben gurur diyorum Müslümanlarımdan ve Nurcu kardeşlerimden ki bak o dersi merak etme. Çok insana şey veriyor. Ha bunlar çok acayip mevzular. Bak şimdi ustad ilk önce hayaline girecek hayalinle de alev misale girecek. Yöntemi anlatıyor. Diyor ki hayaline girmen için için daili ve harici muharikler, esbaplar lazım. Ustad nun harfiyle girmiş ve ve yine nun harfiyle çıkmış oradan. Nun ile girdim diyor. Nun ve kalemi ve mayesturu. Nesta'in nunla var. <laughs> Başında nun, sonunda nun. Aa, evet. O da nun. Nesta'in. O da nun. O da nun. Şey beliriyor. ehad küllehün küfüven ehad. Başı da sonu da ehad. Yani ağacın çekirdeği, meyvenin çekirdeği. Bak hele ya, Nun harfi öteleri giriş kapısı. Yani bir mimi diyor. Okuma yazması olmayan Sema sayfasında bir elif çizdi diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir mimin var ya böyle mimin kuyruğunu. Geri bir iti verdi. İki nun oldu diyor. Nuna bak ya. Şu şimdi nun'la girecek. Başka o alemlere giriş yolunu söylüyor. Yatsı namazında o alemlere girdim diyor. 28. lemada o alemlere girdim. Ya bir dakika ya. Evstat sen nereye girdin ya o alemlere? Neyle girdin? Yatsı namazında. Kim kıldı? Yatsı namazında değil. Yatsı vaktinde demiyor muydu? Vakit diyor. Yatsı namazında. Öyle namaz Yatsı namazı. Namazın kendisine. Bak. 284. 286 84. 74 mu? <laughs> Aç. Burada olsaydı göster. Yatsı namazında o aleme gidin. Bak. Yatsı ama namazında o aleme gibi. Namazında. Şimdi 271. <laughs> böyle oldu biliyor musun? Şahli hocam. <laughs> Karadeniz'de olmuş. Ondan sonra o hafızlar çok bizde ya. Hoca sabah namazında okumuş uzun. Ondan sonra de, hafız ya yaşlı adam. Hoca efendi yeniden deniza ihade edeceğiz. Niye dedi hacı baba? Niye dedi, hafız dedi ki yanlış oku. Nereye böyle? Öyle değil. E, oku bakalım. Sen böyle okudun. He, doğrusu bu dedi hoca. Öyle değil dedi. Nasıldır dedi. Şöyle. Allah Allah olmaması lazım. Gel bakalım. Cemaat da orada. Kur'an'ı açtı. Hocanın dediği gibi tabii. Ondan dedi ki yanlış asıldı dedi. <laughs> Peki buradan ne ders çıkaracağız? Bu bizde de var biliyor musun? Güldüğümüz bizde var. Bu inat böyle bir şeydir. İnat böyledir. Hakikati örter. Ketum oluruz. Bizi berbat eder. Hakkı teslim ettirmez. Bizde var bu. Nun harfiyle çıkmış oradan. Kur'an'ın bazı ayetleri mesela Kabu Kavsen ikinin Kabu, Kabu değil mi böyle ok çekilen e, ikisi beraberdi. Bölündü ok yay. Oku böyle çekince mim ne oldu? İki nun oldu. Nun. Yani malum yani. Malum evvel der. M şeyler. Muhyiddin Arabi. Her bir harfin bir simgesi var. Nun malum evveldir ilk malum. Kur'an'ın bazı ayetleri değil 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 Kur'an'ın bazı ayetleri harfleri dahi mühim mühim çok mühim hakikatlarına nurlu anahtarlardır der usta. Nurlu anahtar anahtar anahtarın üzerindeki iniş çıkışlar. Anahtar da kendi başına pek de mühim olmuyor. Ne lazım? Kilite göre ki onun da hazinesine göre değerli oluyor. Mesela çok iyi depo, her şey var, altın var, karpuz var, kamyon, her şey var. Kilitli. Bir anahtar ya, demir ya. O içindeki hazine kadar değerli. İşte bu anahtar kilit. Bu anahtardır diyor Rufu Mukata. Anahtar, acayip kilit kadar, o alem. Acayip bir nazar değil mi abi? Tabii ya. Yani hazineyi saklı tutan, tutan o kilit aslında. Evet. Hazine kadar kıymetli. Kıymetli Eğer açmadınsa karpuz olsa ne olur? Alem-i misal olsa ne olur? Kullanamadım. Meğer hayal al an, şeymiş, anahtarmış. O kilidi açmak için. Alem-i misal kilidini bu anahtar açıyor. Bir tane diş fazla çukur yapamazsın. Tesbih gibi subhanallah elhamdülillah gibi. Ya tuhaf ya. Külliyat biter mi ya? Böyle baktığın zaman. Harfi harf konuşuyoruz. Bak ikinci şu an. Ha çi duydum dedi. Ya. Mesela Hamim Ayin Sin Kof Kaç tane oldu? Dört tane. Beş. Beş. Beş tane değil mi? İşte o da Risale'deki hep böyle hep Rufu Mukata'nın dişsalıymış. <laughs> Ya ondan sonra ne diyor biliyor musun ustad? Alemi manada sordum. Ey ustad bundan muradı nedir? <laughs> Gidip soruyor. Lan 1400 sene önce ölmüş ya. O da bana dedi ki ben bu hece de şunu kastediyorum dedi. Ya sade yazıyor bu ya. Bir Allah'ın kulu sormuyor mu ustad? Ne diyor? Bu ne diyor ya? Hazreti Ali'de, Hazreti Ali'den sordum diyor. Ya öteki mahalleye mi geçmiş? Evet. He? Mahalleler gurur diyor değil mi? Böyle rehberlerimiz var. Böyle şefilerimiz var, şefiklerimiz var. Şefaatçilerimiz var. Ya ne kadar hoş ya. Bir de Allah'a düşün. Ahiret var. Var da Allah'ım da var ya. Ya Allah var ya. Ahiret var abi şöyle olacak böyle olacak bizim karşıdakiler. Şöyle olacak. Dedim var tabii ama Allah da var ha. Var. Anahtar da kendi başına pek de mühim olmuyor. Kilide göre ki onun da hazinesine göre değerli oluyor. Yani kilit anahtar değeri içindeki hazineye göredir. Hazine, hazinenin kapısının kilidi, hazine var. İki, hazinenin kapısının kilidi var. Bir de kilidin anahtarı var. Üç tane şey, üç tane. Bir hazine var. İki, hazinenin kapısının kilidi var. Bir de kilidin anahtarı var. Hazine, hazineler esma ilahiyelerdir. Hazinenin kilidi fıtri, fıtri örfi, fıtratı asliyen, fıtratı selime, aslı yazılımın, bu neymiş? Hazinenin kilidiymiş. Fıtri örfi, fıtratı asliyen, fıtratı selime, Ben senin aslı istidatların, Kilidin anahtarı ise bizim elimizde olan. Bu sendeki yazılımdı. Yani istidat da diyebilirsin o. Hazinenin kilidi. Kur'an'ı yaşamakla. Üç tane şey yok muydu Peygamber aleyhissalatü vesselam miraca gittiği zaman? Ne vardı elinde Resul? He? Anaht şey vardı. Nur. Nur. Anahtar. Üç tane. Emanet. 128 sözler ve 408 sözler. 428. İşte üç tane hazine, hazinenin kilidi, hazinenin anahtarı. Üç tane. Hazine nedir? Esma ilahiler. 128 sözde. Hazinenin kilidi, fıtrat Asliye. istidat, fıtri örfi, aslı yazılım. Senin elinde olan anahtar ne? Kur'an'ı yaşamakla istidatlarını kabiliyete dönüştürmesinde dönüştürmesinde malzemeleri olan hurufu Kur'an ve demek ki anahtar e, sünnet-i seniymiş. İstidatları kabiliyete dönüştürmekmiş. E, başka hurufu Kur'an ve Kur'an'ın harfleriymiş. Ayet demiyor harfleri. Hayatımıza Kur'an'ın girmesi kadar harfleri bile hazineleri bize açan anahtar oluyor. Kur'an hayatımıza girdiği kadar manası demiyor ha. Harfler anahtar oluyor. Çünkü niye Allah var iken şekil yoktu, nun yoktu, mim yoktu? Allah nun'u nereye göre seçmiş? Niye sini böyle ve yapmış? Niye satı böyle yapmış? Böyle böyle yapabilirdi. Ha. Harflerin bile e, kendi manalarına ünvan oluyor. Misal en düşüğü en düşüğü sevap olması. Yani Kur'an harfleri nun ne dedik Ramazan? Sevap var. En düşü bize bakan yönüyle sevap olması, feyizler vermesi, okunması anında huzur bulman gibi. Bunların hiçbirisi de buralı değiller. Sevap buralı değil. Huzur bulman buralı değil. Feyizler olması buralı değil. Neye benziyor? Şu anda ben bedensel buralıyım. Şu konuşmalarım ve mana ve ben de iç alim size göre nedir? Gayptir. Ben gaybtan konuşuyorum size. Hep gaybiz mi ya? Gaybtan şahadete çıkıyoruz. Hep gaybiz. Sen de bana gayipsin. Nereden bileceğim senin ruh halini? Bana gayipsin. Sen bile sana gayipsin. Ben bile bilmiyorum ki içimi. Tak 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 dökülüyor. Ben bile kendim kendime gaybım. Gaybul gayb. Niye böyle yaptın diyorum. Evet. Şu anda Şahadetten gaybe konuşuyoruz. Gaybı gaybda arıyoruz. Gaybda biziz ya. Gaybı gaybda arama. Hayal hayal de arama. Hayal hayal değil. Beni bende arama. Öyle demiş. Ben sen olmuşum zaten demiş. O zaman hazine, hazinenin kilidi, anahtar, Hasan abi onların hepsi dışarıdan baktığınız zaman o, o, o gibi. Aslında hepsi de bir. Evet. Ana. Devam, dur. Okunmasında yani şu şey harflerin mana dünyasına konuşmuyorum. Feyz olması, sevap sevap olması, huzur bulman, düşmanlarımın kaçması, cinlerin, şeytanların kaçması, okunmasında bile huzurun, feyzin tarif e, feyzin tarifi dünyevi değil. Feyz, huzur dünya cinsinden midir? Gayptir. Başka bir şey. O huzurun anahtarı o mananın anahtarı. Bak o huzurun anahtarı. O nun. Huzurun anahtarı. Mananın anahtarı. Fıtratın malzemesi, penceresi. Hurufu Kur'an'dır. Penceredir diyor. Vacibül vücuda diyor. Mevcudatın pencereleriyle bakıyoruz. Harfler de penceredir. Oraya bakıyoruz. Ee, girmek değil pencere alemi misale giriyorsun, seyrediyorsun. Demek ki hurufu Kur'an ötelerin pencereleridir. Başka neymiş? Ee, mana anahtarlarıdır. Fıtratın malzemeleridir. Huzurun ifadelenişidir. Hayalde, hayalde alemi misali insana bağlayan berzah konumundaymış. Hayalde, hayal nedir? Bizi alemi misale bağlayan hayalimizdir. Hayal berzahtır. Benim ile alemi misal arasında bir berzahlık yapıyor hayalim. Doğru kullanırsam. Hayalde mümkün ve mümteni ve muhal vücutlar da var. Hayalde mümkün mümteni şey mümkün mümteni ve muhal vücutlar da var. Vücutsuz vücutları da var. Mümteni ne demek? Mümkün olmadığı halde zihinde tasavvuru caiz olandır. Misal hiç hiç ölmemek gibi. Abi mi var, var içinde varmış. Mesela Alemi misalde, mi var Alemi misalde var da bunun yansımaları bizde derecemize göre var. Mesela bir tane söylüyor. Hiç ölmemek yok mu bizde? Hiç ölmemek. Tayyal'da da varmış. Bir sürü ihtimaller var ama onlar şu onlar şu yok bunlara da mümteni deniliyor. Muhal ise olması da zihnen tasavvuru da mümkün olmayan şey. Misal bir şey hem siyah hem beyaz demek muhaldır. İşleyen sistem içindeki şıklardır. Bu sistem kuralla çalışıyor bu kuralın dışındaki muhaldır. Yani hayal, bizdeki hayal alemi misala pencere olduğu için o alemin bizdeki ifadelenişidir. Kuvve-i hayaliye, ta'yül. O aleme bil kuvve hepsine cami insan. Dolayısıyla orada mümkün mü mümteni muhal hepsi bizde de var. Mesela şirkin vücudu var mı nefsimizde? Yoktur. Ama kafasının kafasına var ya. İşte olduğu gibi. O bilgi bu. Başka bir şekilde. Mesela Allah'ın şekli. Yapar ya. Düşünmeyin diyor. Meselenin sonunda. La tefekkürü bizatihi. zatım tefekkür et. Ama edebiliyor insan yani. ya. Nasıl böyle bir şey? Hatta şekillendiriyor. Bilmem ne. Görebiliyor yani. Allah'a mesela peygamberinde de hadisi var galiba. Bilmiyorum sağlamlığı ne kadar. 14 yaşında delikanlı şeyinde gördüm diyor ya. Rastladın mı hocam? Bilmiyorum Evet. Ondan sonra peygamberimizin bir hadisi diye şey yapmışım o. Mira şeyde. <laughs> Abi, sonra bir konu, bir konu, bir konu. Öyle. Evet. Tevafuk etti ha. Kalp ile hayal bu noktadan çok birbirlerine benziyorlar. Kalp harita. Şimdi kalp ile hayal bu noktadan birbirine benziyorlar. Şimdi buna delir. 443 mektubatta diyor ki insanın kalbi binler aleminin haritayı manevisik hükmündedir. Ha, Şimdi ne demektir? Hayal noktalı virgül. Olmak istenip de olamadığımızın olunduğu alemdir. Bu cümlesidir. Hayal neymiş? Olmak isteyip de olamadığımın olunduğu alemdir. İstidatların hepsi kabili olmamış. Çıkmamış. Ama çıkmamış vücutlar yok mu istidat? Var işte hepsi var Ali şeyde hayalde olmak bir sürü ol, olmaklarım var olamadım ama olmak istiyorum Mesela bu dünyada şöyle olmak istiyorum 5 beş, beş metre olmak istiyorum şöyle olmak istiyorum ölmek istemiyorum Ne istiyorsam olmak isteyip olamadıklarım var ama ol olmak isteyip de olamadıklarımın olduğu yerdir. Orada oluyor. Burada olmuyor. Anladık değil mi burayı? Bir daha. Bu dünyada olmak istediğim her şey olmuyor. Mesela 15 katlı boyda olmak istiyorum. Ölmek istemiyor. Ama hayalde bu mümkün mü? 15 kat yaparım kendimi. Ha. olmak isteyip de olamadığım bu dünyada, olmak isteyip de olamadığımın olunduğu, yani benim yapabildiğim bir alem. Yoku var ederim. Varı da yok ederim. Buraya daha yapabilirim şu bahçeyi. Olmak istenip de olamadığımızın olunduğu alem. Girmek, yapmak, yapmamak isteyip de olamadığımızın olunduğu alemmiş. Mekanımızı oluşturuyor. Kalp alemleri, kalp alemleri açıyor hayal de bize mekanı açıyor. Hayal, her, hayal kurmak alemimizde mekan açmaktır. Zihinde mekan açıyor. Tefekkür de mekan açar. Ama o tefekkür ilmi ve manevi. Bu direkt mekan açıyor. Hayal. Hani hayal kurduğun zaman mekansız kuramazsın. Beni hayal ettiğin zaman beni şekilsiz yapamazsın vesaire. Kalp Neymiş? Kalp alem, kalp alemleri açıyor. Hayal de bize mekanını açıyor. Kalp alemi bize açılıyor. Açıyor. Kalp alemleri açıyor. Çünkü kalp neymiş? İnsanın kalbi binler alemin haritayı manevisi miydi? Evet. Ha. Ee, binler alemin haritası olduğuna göre bu kalp ne işe yarıyor? Alemleri açıyor. Hayal da bize ne açıyor? Mekan açıyor içeride. Bunlar berza oldukları için akıl bunlara gelemiyor. Bunlar berze olduğu için akıl bunlar gibi yürüyemiyor. Ayağı var aklın. Hayalin kanatları var. Kalbin kanadı var. Daha önce dedi ya benim ayağım var. Delildir. Gelemiyorum bana bakın diyor. Bana da bir şey verin kanat vereyim. Ben de uçayım diyor akıl. Akıl delil neyle yürür? Delil burhan hücretlerle yürür. Akıl alemlere bu cihette geçemiyor. Çünkü diyor ki akıl sizin gibi uçamam. Ayaklarım delildir, hüccettir der. Tamam. Ondandır ki her şeyi aklıyla çözmeye çalışmak Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. İmam-ı Gazali bir mana demiş. Her şeyi akılla izah etmeye kalkmak Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar demiş. Ne zaman demiş biliyor musunuz? Yani e, sebebi vücudu kelama çok değişik mana verir. Her şeyi bitirip İslam cemiyetinde bile mana dünyası bana aksın diye, alemim açılsın diye İslam dünyasını bile terk etmiş, mağaraya girmiş. 10 sene galiba. 10 sene kalıyor. Orada şey yapıyor. Fakat duramıyor. Çıkıyor. Çıktığı zaman şimdiki tabirle basın toplantısı yapıyor. veya işte bir yerde söylüyor. Diyor ki iki şey söylüyor. 10 senelik verisini iki cümleyle ifade ediyor. 10 sene kazanımları. Bir tanesini diyor ki, her şeyi akılla izah etmek Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. İki, yalnız kalıp vesveseye düşer olamayacağımı olmayacağımı bilseydim hiç çıkmazdı. Ya şiddetleniyor ve o alemlerin böyle açılmasını bazı saf saf kardeşlerim istiyor. Olayı bilmiyor, başına neler geleceğini bilmiyor. Keşke o alemler açılsa kardeşim vurgun yersin. Yani denize dalıp nasıl rehbersiz dalsan ya daldım ne kadar hoş dalgıçsız dalarsan elbisesiz, tüpsüz yu, vurgun yersin. İki tane vurgun var. İfrat ve tefrit. Tefrit aşağı denize, ifrat ise havaya. Çık bakayım uçak seviyesine nasıl patlarsın. De Eğer aşağı inerseniz, aşağı inerseniz içeriye doğru patlatır, basınç artar. Yukarıya çıkarsanız bas basınç ortadan kalktığı için içerisi dışarıya patlar. Paran parça olursun. Vücudun parçaların kan dışarı fışkırır. Burnun kanı fışkırır. Basınç kalktı. Şu anda nedir? Vasattayız. İç ve dış basınçlar eşit. Ne kadar basınç var? 170 ton üzerimizde basınç var. Çünkü insanı yüzsek, ortalama bir insanı 170 170 santimetre kare alanı var. Derisinin büyüklüğü. Her santimetreye bir ton vuruyor. Bir ton. Dışardaki e, dışarıdaki basınçla içerideki basınç eşit olduğu için burnun patlamıyor. Aşağıya gittiğim zaman Dışarıdaki basınç içeridekine galip olduğu için toz gibi ezer. Yukarıya çıktığım zaman, bir şey anlatıyorum bu. şey. Yukarıya çıktığım zaman dış basınç azalacağından iç basınç dışarıya galip olunca dışarıya patlatır. İfrattır, tefrittir. Yani mazide olursan depresyonda olursun, istikbalde olursan korkuda olursun. Yani vurgun yedin demektir. Alim şahadetle olacaksın. Uçuk muçuklarla uğraşma. Böyle alimler bana açılsın deme. Bırak. İlim yap, namazını kıl, kaza namazlarının kaza oruçların kalmasın. Şevali tutarken kaza orucuna niyet et. Risale-i oku, tesbihatı bırakma. Hasan gene araya soktu. <laughs> dendiği gibi yap, tesbihatı yap. Namazını kıl vesaire ustadın dediği. Devam ediyorum. Adeta kalp alemi ortaya koyar. hayalde oraya köprü kurar. Kalp o alemleri ortaya koyar bize ee, şey de hayal de diyor ki köprü koyar akıl da oraya girer yürüyen akıl hepsinin vazifesidir hayal der hayal neydi hayal şey kalp neydi binler alemin haritası kalp o ha, alemleri ortaya koyar hayal oraya köprü kurar akıl da içeriye girer hayal emri nisbiyi koyar akıl şey tasavvur kısmında akıl emri Kafası bilgisayarcı olduğu için bak görüyor musun? Nisbi ve itibariyle Vaydi kıyaselerde. bir de bu var böyle. Çünkü güzel. Değişik oluyor işte böyle. Aa, bu bu e, o kadar gidiyor ki atölye çalışması bir benim tanımımla atölye iki mutfaktır burası. Farklı farklı malzemelerle yemek pişiriyoruz öyle. Ee, bu armoni bir şey yani. Hepimiz farklı bir aletle armoni bir güzel bir beste çıkıyor çok şükür. Akıl hayalden çıktı. Akıl hayalden çıktı. Ona binmişti. Oraya yürüyordu. Kalp ve hayal o nunun nabududan çıktıktan sonra diyor. Kalp Yok, akıl, hayal. Yok, kalp ve hayal o nunun nabududan çıktıktan sonra akıl akıl kaşılarına çıktı. Bitti metin. Hayal ve kalp nun harfinden çıktılar. Demek hayal ve kalp nun harfiyle o alemlere geçmişlerdi. Akılda bağırıyor. Ey beni de alsanıza. Kime diyor? Kalp ve hayal ediyor. Beni de alın diyor. Onlar da diyor ki gel. Allah görmüyor musunuz benim ayağım var? Kanadım yok. Demek ki kalp ve hayal oradaydı. Hayal ve kalp nun harfinden çıktılar. Nun harfinden geçiliyor. Harf o. Yani anahtar bu. Ben açarım diyor. Kafa taslak. Omuz atamazsın kapıya. O anahtarla açacaksın kilidi. O nedir? Nun harfidir. Demek hayal ve kalp nun harfiyle o alemleri geçmişlerdi. Akıl da o yolu kullanarak onların arkalarından yürüdü. Nun kalem suresi. Kalem yazmak, yazılım. Yazılımın zuhur etmiş hali Kur'an-ı Kerim'in kevniyat, kaynat ayetleri. Yani kelamın Kaynat alet, evet. ayetlerindeki şikayet yani evet. akıl oradan yürüyor. Kaynat Buradan ayet yürüyor evet. Çok doğru. Şuraya bak ya maşallah gurur duyuyorum sizinle. Ya. Nasıl Kur'an sureleriyle. Çok şükür ya. Ha. Hayal, hayal değil hakikattır işte. Fakat meratibi farklı. Şimdi buna ait gene bir delilimiz daha var. Kırmızı olunca metin delilimiz demektir. Mabud ve Müstehan olan Halika giden yolu göstermek lazımdır ki sizinle gelebileyim dedi. Bitti. Ha, yaratan, Halik'in alt veri tabanları. Bunlar iktiza ediyor. Neyi? Mabud, mabud demiş. Kendisine ibadet edilen Allah. müstean ne demek? Kendisinden yardım beklenen, yardım istenen Allah demektir. Senin Halik'in olunca bunları senden istiyor ki sen kendini inşa edesin. Senin Halik'in olunca, Halik'in olunca Halik bunları senden istiyor ki niye istiyor benden? Niye benden bu dualarından şey istiyor? Sen kendini inşa edesin. Hür olasın. Kendini kendinden çıkartasın. Kendini kendinden hür edesin kendini kendine hakim edesin diye senden kendisi için değil senden seni senin için istiyor. Biz de Allah'tan diyoruz ya ya Rabbi senden seni istiyoruz. Bunun ifadesi beni benden çıkartıyor. Ya felsefe e, hayvan şey insan hayvandır demiş siz de hayvan dürtüsüne hakim olamaz ama insanın farkı dürtüsüne hakim olur. Demiş. Evet. Ya Aklın yürüyebilmesi için yol olması lazım. Netler netlerle yürüyorum. İki kanatla yürür akıl. Neyle? Bir a Allah'ın mabut olduğuna. İki ayak desek daha doğru. İki ayak yeralda diyecektim veya kanat. İki ayak. Çünkü kalp ve onlar uçabiliyor. Yok evet, uçma var. özelliği yok. Hı -hı. Evet. Yürüme özelliği var. Yani eee burada o kanadı verdiler ona. Verdiler. Verdiler çünkü bak Bir. Akıl Allah'ın mabut olduğunu şey yapacak, takınacak. Kanadın bir tanesi yüreğe uçması için. Yaratıldığına ve onun yaratıldığına inanmasını, farkındalığını bilmesi nispetinde akla yol veriliyor, yol açılıyor. Yani mabut çıkarttınız. Evet. Mabud müstahından çıkarttı. Mabut iki kanat yani mabut ve mustaan olan halika giden yolu göstermek lazımdır ki sizinle görebileyim. Tamam. Nedir mabut? İki kanattır. Mabut bir kanat, mustaan da iki kanattır. Nedir o? Bir tanesi akla verilen kanat, kanat verilmiş. İki tek kanatta uçamaz. Bir kanadı mabut olduğuna, Allah'ın ma benim mabudum olduğuna, iki yaratıldığına, ben mahlukum, ve onun yaratıldığına, onun yarattığına, yaratıldığıma inanması, bilmesi farkındalığı nispetinde akla yol veriliyor, yol açılıyor, buyurun deniliyor. Şey olabilir mi Aslan abi, metinde yani benim ayaklarım delil ve hüccettir diyordu. Mahmut, hmm. delil, müstahat, hüccet ya da o hüccet, o delil olabilir mi? Aynen o, yani mesela zaten e, muhakkik ve mudakik de o demi zaten aklın iki sıfatıdır. Makik delil ve burhanlarla giden, mudakik ise o delil ve burhanları da delillendirendir. Mudakik. Yani bu aklın şeyi sıfıdır. Kanat burada şeyi kabul ediyor. Ak, akla şey akıl dedi ya bana hayaliyle kalbe <laughs> bana kanat verin. Ben gelemiyorum. Ayaklarım delildir. Tam sana kanat veriyoruz. Nasıl geleceksin? Ee, kalp alimleri ortaya koydu. Tamam. Koydun buraya? Hayal da köprüyü koydu. Akıl dedi ki verin kanadı. Bir kanadı onun mabud olduğuna bir. iki yaratıldığına o halik ve mahluk olduğuna haddini hududunu bil. Tamam. Hududunda kal. İkinci kanat da bu. oza zaman buyuruyor. Gel bizimle. Yürüyebiliyor. Abi bir de şöyle diyebilir miyiz acaba? Burada? Ee, akıl mesela mutlakta mı gidebilir, muayyende mi? Akıl mahluk olduğu için mutlaklığa bizzati gidemez. Fakat muayyenlikten geçip mutlaklığa kanat açar. O zaman öyle yani ora hedefi o. Evet. Gider yani. Alem misal işte, mutlakken ya, hayal yani anahtarıyla muayyenlikler veriliyor. Muayyenliklerle mutlaklığa doğru yol açılıyor. Çünkü istidat mutlaktır. E muayyen Şey kabil ettir. O zaman anahtar olan hayal muayyenlikleri ile tutuyor. onları tutuyor. tutuyor. Mutlaklığa. Alemi insan mutlaktır. Muayyen değildir. Ama e, bizdeki hayal bizim kullanmamıza bağlı muayyendir. Şey Efendim. Şu na'au. Bak uyu aynı zaten işte. Onun zaten onun için zaten. Zaten Fatiha'yı anlatırken söylüyor bunu. Zaten onun için öyle söylüyor. O orada yani. Mektubattaki o Fatiha'yı anlatırken kullanıyor. Hasan abi o hani şey kalp haritaydı ya. Kalp harita. Haritadır ya. Şimdi haritanın şöyle bir özelliği var. Haritayı koyduğunuzda. Haritacıdır yani, ha. Haritayı koyduğunuzda bir de haritanın e, yanında bir böyle bir şey vardır. E, o haritadakilerin açıklaması gibi yani hangi şekil hangi işaretin ne olduğunu yani <laughs> e, böyle farklı bir harita olduğunu düşünün her zaman kullanmadınız bakarsınız bir şekiller şeyler ne olduğunu tanımlamak Oranı bilmiyorum ne kadar hangi oranda küçülmüş yani orada bir tane şey vardır o şekillerin şey olduğu yani bu tarifi var anahtar gibi olan <laughs> orada baktığınız şu 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 çizgi burası akarsu demektir bu işte evet. karayolu demektir bu. Tepe demektir, bu işte eş yükseklik değerlisi demektir, bu yüksekliktir, bu rakımdır, denizdir, denizin şeyleridir. Buraya baktığınız bu kısım alem misal, evet. oradaki o şematik. Şimdi evet. baktım, harita var ama bir sürü şey var orada, ne olduğunu hiç Mutlak evet, mutlak değil. Misale bakıyorum, he, he. oradan baktım, ha dedim, hepsi açılmaya başladı. Allah olası, dağmış, Allah, tepeymiş, Allah, denizmiş, Allah, o zaman denizmiş. hepsi tanımlanıyor değil mi? Hepsi budur, yoksa vurgun yersin. Muhittin Arabi Gidemezsin. gibi. Gidemezsin orada evet. yani. O harita tamam her şeyi gösteriyor ama hiçbir şey anlamadın. Nereye gideceksin? Oraya mı gideceksin? Bu tarafa mı bakacaksın? Bunu bulacağım. Hep yani. Resul biz miyiz bunlar ya? Alem misale <laughs> baktın çözdün. <laughs> o zaman Resale İnan'ın kendisi de alem misale gibi bir şey değil. Mi? Alemi misale açılan penceredir. Onunla bakıyorsun. Mesela Risale-i Nur nedir? İki tane gözlük. Bak şimdi. Heh. Bak gözlük. Bunun gibi. Şu gözlüğü görüyorum. Tamam. Gözlükle görüyorum. Bir daha. Gözlüğü görüyorum. Gözlükle görüyorum. Ben bunu takarak Risale-i Nur ne diyor demiyorum. Risale-i Nur gözlüğüyle Kur'an ne diyor? Buraya bakınca manay ismi oluyor. Risale-i ne diyor? Risale-i Nur gözlüğüyle Allah bana ne diyor? Kur'an bana ne diyor? Bak böyle attım. Ha onu gör. Allah ne diyor bana? Kur'an ne diyor? Biz Risale-i Nur'u Kur'an'ı anlamak için okuyoruz. Evet. evet. Ha bu. Ha şöyle. Yaptım yani. Ha böyle. Bak şimdi. Gözlüğü görüyorum. mana ismi. Gözlüğü görmüyorum daha. Gözlük de görüyorum. Gözlüğü daha göremem. Evet. Risale-i Nur, Nur, Nur talebeleri ne okur? Risale-i Nur gözlüğüyle Kur'an ne diyor bana? Kur'an'ı anlamak için. Yoksa Risale-i Nur'u bir zat, bir ustad ne diyor değil. Hmm. Risale-i Nur okuyanlar da şu uyanır ruhunda. Allah Allah Kur'an'a bak ya. Fesuvan Allah peygambere bak. Hiçbir nur talebesi. Vay be ustad be. Demiyor. Demez, o, o, uyanmaz ki. Latife için ancak denir. Yani biz buna Kur'an bize ne diyor diye bakıyoruz. Cenab-ı Hak bize ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam kimdir? Ne getirmiş bana? Nasıl bir zattır? Onu, onu gö bunu gözlükle bakıyoruz. Bir gözlüktür bu. Çok şükür. Şimdi abi mesela ehli gafletin mu hani vurgundan bahsettik ya. ehli gaflet nihayetsiz ihtimalatı görüyor. Üstadımıza mesela 29. mektubun bu anların sonundaki parçada da söylediği bakıyor nereye gittiği belli olmayan yollar insana bakıyor hayvana talimine bakıyor o her birisi bir şeylere maruz böyle sanki tanımlanmamış her şey üzerine geliyor gibiyken esmaların cilveleriyle ayetler yetişiyor bu bunun bu gözlüklerle bak deyince ise muayyenleşen o o ihtimaller değil diyor ki sadece bu yol var aslında olan diye bir hakikat açılıyor. Mu? Evet. yani böyle bakınca acaba o nihayetsiz yollar alemi misale doğrudan dalmış adamın hali gibi mi oluyor? Öyle olur, öyle olur. Doğru dalırsan mesela vurgun, yer, vurgun yer. yer. Neye benziyor? Mesela nikahlı çocuk, nikahsız çocuk. İkisi de şeklen aynı, ikisi de çocuk. Aynı yöntemle dünyaya geliyor. E, niye onun fıtratı bozuk? Niye onun fıtratı güzel oluyor? Çalınan pirinç, kazanılan pirinç. Niye fıtratış yapar? Yani mesela esrar, pirinç sır. Evet. Manadan coşarak ötelere geçme var. His dünyasına. Esrar içerek de öteki tarafa doğarsın. Ama nikahsız doğduğun için orada kafanı koparırlar. Gayrimeşru doğdun oraya. Nikahlı doğarsan seni karşılarlar manaya. Mesela pirinç böyle emekle kazandın, o niyet ve nazar mahiyete şey değiştirir. Pirincin protonundan, elektron arasındaki ara boşluk boşluktur diyor, dumandır diyor. Niyet ve nazar orayı dolduruyor. Onun için pirinç kazanılan bir emekle ortaya çıkan fikir çalışırken, çalışıyorum inşaatta e, aklı çalıştırıyorum, bedeni çalıştırıyorum, kalbi ve ruhu çalıştırıyorum. Bu enerjiler ne oluyor? O pirinç almaya markete gittim pirinç alıyor. İşte onun niyet ve nazar onun helal kazanayım çocuğuma ve ben helal alayım diye niyet ve nazar mayet şeyi protonla elektron arasındaki o boşluk niye boşluk bırakmış Allahu alem. O arayı insanın emeği, niyet, nazar, aklı, kalbi hissiyatlarıyla dolduruluyor. Boş değil. Boş değil evet az o pirinç o adamı mesela bir tanesini söyleyeyim hatırada. Eee Ustad ağrıdayken bir yemek geliyor kabul etmiyor. Ondan sonra gene bir daha başka gün kabul etmiyor. Üçüncü kez kabul etti. Seyda niye kabul etmiyor? Bu yemeği pişiren kadın abdestsiz yapıyordu diyor yeğenim. Evet. İki kişi abdestsiz yapmış. gözüküyor Öşya'da. Öşya'da gözüküyor. Bu abdestsizdi diyor. Mesela bana bir sır vermişti Hızır abi. Ya nasıl oluyor Hızır abi dedim ya. Nasıl ölmüştür şimdi? Dedi ki kızıyordu bana. Ah, Akman. Abi nasıl oluyor? Ahmak anlamıyor musun? Abi anlamıyorum ya. Tamam tamam. Böyle şeydi. Ondan sonra bazen e, sıkıldığı zaman beni çağırırdı. Ben çaylıda da kalırdım. Telefon ederdi. Çevirme telefon. Hiç kimse yok odada. Dedi ki kapıdan gidenlere ders yaparken pek bakmıyorum. Farkında değil misin? Niye abi dedim? Cenabetli mi, şeyli mi? Hepsi gözüküyor dedi. Ya yani adam. E şimdi ustad yemeğe bakıyor. Değil adamın tipine. Yemeğe bakıyor. Bu diyor abdestsizdi diyor. Yemiyor. Eşya, aşağıda belli. Mahiyet eşya tayir ediyor. Bunu nasıl dersin sen? Niyet ve nazar mâ yeteşe tahir eder, şahit olan, şahit olan, hakim olan ifade eder. Ben niye ifade edemiyorum, niye yazamıyorum? Şahit değilim ki. Şahit o. Mesela namazsız namazsızları fark etmez. Namazlılar namazsızları fark eder. Toplumda onlar birbirlerini niye görmüyor senin gördüğün gibi? Namazsızlar namazsızları fark etmez. Sigara içen, sigara içenin kokusunu anlama, gibi alamadığı gibi alamaz. Sigara içen, sigara içenin kokusunu alamaz. Çünkü kendisi de aynı şeyden. Ancak sigara içmeyen sigara içeni anlar. Bu manalarla meşgul olan onu fark eder. Onun için sürprizlik yoktur hayatta ve kabirde. Ya. Ee, bir Biraz... şey, Hasan abi bir şey sorabilir miyim ya? Hayır. şeye üzülürdüm. Bu üç harfli iki ayaklı olanlar Burada bir haksızlık yok mu acaba? Onların bir tercihi yoktu gibi. O zaman o zaman onların da bir tercihi var demek ki hak etmişler ki böyle gelmişler. Ya kardeşim vücuda gelmek en büyük nimet ya. İlle gözüküp gözükmemesi şeydi ki. Ben niye peygamber değilim diye haksızlık yapıldı yapıldı demiyorum. Çünkü yaratılmak kadar imandan bile daha büyük nimettir. Yani iman o farkındalığın ifadelenişidir. Yani ben mesela cinleri demiyor musun? Ha sigaramı. Yok gelmedi insanlar. <laughs> Üç ayaklı, <artılı>, iki ayaklı. <laughs> <Eyle> başlıyor. Böyle başlıyor. Ha ha ha. Ha onların zatlarına bir şey yok. Ya Azerbaycan iş adamı yani. <laughs> ha Ha şimdi onların mahkematta cevap veriyor. Kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir diyor. <laughs> o başka mesele. Ma ne biliyor musun? En büyük nimet, en büyük nimete pergelini koy şu. Bak kardeşim. 24. mektuptan söylüyorum. Hiçlikte kalmadım. Taş olmadım, toprak olmadım, bitki olmadım, hayvan olmadım. Sonra vücuda çıktım. Yetmiyor. Vücudu tattım, imanı tattırdım. Ben varım diyebilmek var ya, varım. Ya Rabbi bu lezzet nasıl bir şey ya. Ben varım var ya varım, ben varım. Bu varlığının farkındalığı zaten imandır. İman emin olmaktır. Varlığından emin olmaktır. Varlığından emin olmayan iman edemez ki. İman eminlikten geliyor. Varım diyebilmek var ya. Felçli ol. Azerbaycan iş adamı ol. E, kör ol. Topal ol. Ne olursa ama her şeyden önce Rüştü abi bana dediği gibi. Abi Kırıkan'a gidiyorum 1991. Arabada verdi. Biraz da cebime para koydu. Hadi yolun açık olsun dedi. Hadi git bakalım hizmetlere. Ondan sonra tabii yarın çıkacağım imsakta. Abi dedim. Ya ne biçim laf ya? Ondan sonra en son bana tavsiyenin var mı abi? Gidiyorum dedi. Elini yapıyor? Dedi ki var. Gittiğin yerlerde iyi bir hoca olabilirsin. İyi bir kardeş olabilirsin. iyi bir doktor olabilirsin. İyi mühendis olabilirsin. iyi bir şey olabilirsin ama her şeyden öte iyi bir insan olacaksın. İnsan olacaksın. Seni sevme, seni sevmedikçe demişti onun sözüdür. Seni sevmedikçe sen sevdiklerini sevdirtemezsin dedi. Resul görüyor musun abim? Sen kendini sevdirtemezsen sevdiklerini sevditemezsin. Benim sevdiğim Risale-i Nur. Ben seviyorum ya. Arkadaşlar siz de sevin. Beni sevmiyorsun ki benim sevdiğimi sevesin. Sen kendini sevdirtmedikçe sevdiğini sevditemezsin dedi. Onun için filozoftu ya. Çok ona Zübeyr abinin de bir cümle var. İnsanlar kalplerine giremedikçe akıllarına yön veremezsin diyor. Ya büyük adamlardan büyük kelam sudur eder ya. Sen kendini sevdirtmedikçe sevdiklerini sevdirtemezsin. Perde olursun. Ya peki ne yapacak? Ya o dar olmamalı. Ya vazifeni yap ya da yapma. Hadi biraz da gidelim ara vereceğiz çünkü Arada insanların akıllarına <gülüyor> <gülüyor> Ama yarım kalırsa da parçalanır. Ee, aklın dedi ki iki kanadı. Allah'a mabut yapması mabut e, onun yaratıldığıma yani ben varım diyebilmek müstehan. Aklın iki kanadı oldu. Aklın ötelere yürüyebilmesi yaratı yaratıldığın. Birisi o beni yarattı itikat etmesi, o beni yarattı. Buna itikat etmesi ve o zata karşı vazifeleri, sorumlulukları olduğunu şuur nispetinde akıl o yolda yürür gidebilir. Şimdi buna bir delil. Akıl şunu görmesi nispetinde neyi? Akıl bu mabut ve mustahan olduğunu görebilmesi için şu metin lazım. Nedir o? İşte şu mevcudatın bu hadsiz fakru ihtiyacatı 2 bu fevkalaya bu fevkalade inayatım olacaktı. İnayatı olacak. İna ya he nun ye olacak. İnayatı gaybiye yoksa doğru mu acaba? İna, evet herhalde. 3 imdadat-ı rabbaniye bu üçünün cemi yani bu hadsiz fakru ihtiyacatı şu mevcudatın fakru ihtiyacatı mevcudatın fevkalade inayeti gaybiye olması yani Allah gayb, gaybın alemi şahadetteki ifadesidir elmayı bana vermesi inayeti gaybiyesidir. 3 şu mevcudat nedir? Cenab-ı Hakk'ın bana imdadat-ı rahmaniye olması bil ve daha bu üç sıfat gösteriyor ki gösteriyor ki neyi gösteriyor? Ee, gösteriyor ki bir gani mutlak ve bir kerim mutlak ve kadir mutlak'ın olan bir hami ve rezakları vardır ki her şey ve her ziyayat ondan istiyane eder, medet alıyor. bekliyor. Ee, he, bekliyor. Yani bunu e, akıl kana takılınca nasıl görüyor? Bak, mevcudat da bakıyor mevcudata. Kana takıldığında nasıl anlaşıyor? Kana takıldığına delil nedir? Ha bu mevcudat hatsız fakr ihtiyacatım varken bu mevcudat onu gideriyor benim. Başka Cenab-ı Hakk'ın fevkalade bana inayeti var. Görmüyor muyuz? Bu ders, bu nimet, inayet, fevkalade inayet. Sonra imdadat-ı rahmaniye var şu anda. Ve bunlar gösteriyor ki bir hami ve razıklarımız, razıkları vardır ki her şey ve her ziyayat ondan istiyane ve medet bekliyor. Yani bu üçünün cemi neydi? Bilbağda gösterir ki bir gani mutlak var. Nere bakıyor? Fakrı, hadsiz fakrı ihtiyacıma bir gani mutlak cevap veriyor. Fevkalade inayeti gaybiyeme kerimi mutlak cevap veriyor. İmdadat rahmaniye de kadiri mutlak bana cevap vererek akıl kanat aldığına delil oluyor. Buna şey diyorlar ya sana akıl yürütme diyorlar ya. Evet. Bu varsa o zaman bu vardır. Akıl yürüyor işte. Akıl yürüyor. Evet. Gaybiyeti. İanat. Şey şey. şey. Evet yürüme. Evet aynı. Şeyi gaybiymiş abi burası. -ga -ga ne ne ne? İanat a İyi O zaman doğruydu o. Bir tane daha fazla olmayacak. a, -a ne, -ne nun yoktu değil mi? Değil İkincisi Tamam Tekno'dan geleceksin. Sen çıkacaksın kendinden. Akhir davahum enelhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.